Yeni yayın dönemimizde ilk programımızı yapıyoruz. Tabii ki gündem 26 Eylül tarihinde federal parlamento seçimlerini değerlendireceğiz. Siyasi parti milletvekilleri, milletvekili adayları ve temsilcileri ve sosyal bilimci konuklarımız olacak. 26 Eylül seçimlerinde 15 yıl ülkeyi yönetmiş olan Sayın Merkel siyaseti bırakacağını açıkladı. Ve o açıklama sonrasında 26 Eylül seçimlerinde nasıl bir hükümet modeli şekillenecek? Siyaset kurulunda olası değişiklikler neler olabilecek? Son haftalarda Alman kamuoyunu oluşturan en önemli gündem maddesi. Peki bugün gündemimizde konuklarımızla neleri konuşacağız? 26 Eylül Almanya seçimlerinde olası değişiklikler neler olabilecek? Göçmen toplumun siyasi eğilimi hangi parti veya partileri etkileyecektir? Almanya'da siyaset kurumu ülkedeki göçmen seçmeni ne kadar dikkate almaktadır? Merkel sonrası kurulacak yeni hükümet nasıl şekillenir ve öncelikleri neler olacaktır? Kimlerle konuşacağız? Sayın Ezgi Gül Yıldar, Sol Parti Federal Parlamento Essen Milletvekili adayı. Sayın Erkan Zorlu, Troisdorf Belediye Başkan Yardımcısı, Yeşiller Partisi. Sayın Nezahat Baradari, Sosyal Demokrat Parti Federal Parlamento Olpe Milletvekili ve aynı zamanda milletvekili adayı. Ve Sayın Ufuk Evla Bostan, sosyal danışman ve aynı zamanda gazeteci konuklarımız olacak. Sayın Gül Yıldar, sizinle başlayalım isterseniz. 26 Eylül seçimlerine çok az bir süre kaldı. Ve Merkel bir daha aday olmayacağını açıkladıktan sonra siyasi partiler kadar, siyaset kurumu kadar Almanya kamuoyu ve Avrupa Birliği ve tüm dünya acaba Merkel sonrası nasıl bir siyaset oluşur? Siyaset kurumunda olası unsurlar neler olabilir diye sürekli konuşuluyor, tartışılıyor. Hala da tartışılmaya devam ediyor. Siz 26 Almanya 26 Eylül federal parlamento seçimlerine giderken seçim öncesini nasıl görüyorsunuz? Kamuoyu sandığa giderken vereceği oyu hangi değer, hangi ilkeler ve hangi unsurlar üzerinden değerlendirip sandıkta oy unsurunu kullanacak? Nasıl görüyorsunuz toplumu bu nezdinde? Evet, öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Yani şu an yaptığımız seçim çalışmalarına göre bulunduğumuz duruma baktığımızda Almanya'da bir kırılma noktası yaşandı. Bu yaz tatilinden önce ve yaz tatilinden sonra ortam bir şekilde daha farklı bir duruma geldi. Yani yaz tatilinden önce özellikle CDU yani Hristiyan Demokrat Partisi'nin güçlü olduğu anketlerde yaz tatilinde bir kırılma noktası yaşandı. Aynı evet. Şekilde Yeşiller için de. Yeşiller başbakan adayı Baerbock için de aynı şey görüldü. Ve Laschet'in beceriksizliğinden ve yaptığı işte sel felaketinde kendisini çok kötü bir şekilde kamuoyuna sunmasından dolayı CDU'nun oyları düştü. Ve şöyle diyebilirim yani şu an yaptığımız seçim çalışmalarına göre halkın CDU daha doğrusu hükümet partilerine ciddi bir şekilde tepkili olduğunu görüyoruz. Ve bu tepkinin nereden geldiğini, nasıl ön plana çıktığını kesinlikle program devam ederken tartışırız diye düşünüyorum. Evet. Ama ilk öncelikle yani seçim yaz tatilinden önce ve sonra oylarda, anketlerde farklı bir değişiklik olduğunu göz önünde bulundurmamız lazım diye düşünüyorum. Peki. Sayın Zorlu, siz nasıl değerlendirirsiniz? 26 Eylül seçimlerine giderken nasıl görüyorsunuz kamuoyundaki tartışmaları, partinize olan ilgiyi, seçmenin nasıl bir eğilim göstereceği konusunu nasıl değerlendirirsiniz? İlk aşama ben de teşekkür ediyorum davetin için Erdal.
sözlerime başlamadan önce bizi izleyen yurt içi ve yurt dışında televizyon ve internet vasıtasıyla izleyen seyircilerimize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Evet, 26 Eylül seçimleri genel seçim. Az önce ifade etmiştin. Merkelsiz seçim. Söz konusu olan, az önce arkadaşımız da anlattı, bu seçim biraz daha değişik bir seçim. Birincisi tabii ki pandemi olayı maalesef etkiledi seçmeni de. Hatta milletvekili adayları, partileri bir şekilde genel kurultayları yaparken bile zorlandık. Listelerimizi hazırlarken bayağı zorlandık. Vatandaşa ulaşmak zor gibiydi ama şimdi yavaş yavaş düzelme çerçevesine gidiyoruz. Söz konusu olan şu an tabii anketlere bakıyorsunuz. Anketler her gün değişiyor. Benim öngördüğüm şu an Büyük Koalisyon'un bittiğini görüyoruz. Ve bundan sonra yeni hükümet arayışı olacağını umut ediyorum. Şu Büyük an, Koalisyon derken Hristiyan Birlikler'le Sosyal Demokratlar. Evet. Peki bunu neye dayanarak söylüyorsunuz? Yani 2005'ten beri hükümetteler. Yani örnek bizim vatandaşların bir hayli çok sıkıntısı var. Sıkıntısını... yani yabancıların bilhassa çifte vatandaşlık, seçme seçilme hakkına herhangi bir noktaya koymamış bulunuyorlar. 2005'ten beri hükümette oldukları halde. Tabii bunu seçmen görecektir. Parti tüzüklerine bakacaklardır. Tabii bunu biz de biliyoruz ki engelleyen genel anlamda Hristiyan Demokrat Partisi olmuştur. Bunu tahmin ediyorum yine desteklemeyeceklerdir. Ama sıkıntılarımız oradan. Tabii ki seçmen şu an mektupla uygulanmaya tercih ediyor. Çünkü mektupla uygulanan insanlarımız bir hayli çok. İnsanlar duyarlı. Fakat anketlere göre muhtemelen %20-22 arasında henüz seçmenimiz karar vermemiş bulunuyor. Bu da tabii son yarışta çok önem taşıyacak. Çünkü şu an her ne kadar cetvel bizim eş başkanımıza göstermemekte ise daha %22 açık oy var diye düşünüyorum. Bu muhtemelen bu son hafta çok ağır kazanacak bir durumda. İnşallah bizim lehimize döner diye düşünüyorum. Sayın Baradari, 2000-2005 yılları arası tekrar Sosyal Demokrat Parti ve Yeşiller arasında bir koalisyon vardı. Ve o süreye kadar bakıldığında aslında 2000'li yıllara kadar göçmen toplum ...la beraber egemen toplumun da siyaset kurumuna seçimlere çok yüksek oranda ilgi ve alakanın olduğunu... ...bilhassa partinize yönelik Sosyal Demokrat Parti'nin 2000'li yıllardan itibaren tüm dünyayı etkisi altına almış olan neoliberal politikalara karşılık siyaset üretemediğini, cepheden mücadele edemediğini... Ve bundan dolayı da 2000'li yıllarla beraber Almanya'da sosyal devlet yapısındaki bazı kırılmaların ve kısıtlamaların veya o sosyal devlet hukukundaki mevzuattaki değişikliklerin toplumun tüm katmanlarını çok sert bir şekilde etkilediğine yönelik çok önemli değerlendirmeler var. Ve o değerlendirmelerle beraber 2000'li yıllardan sonra seçmen kitlesinde, seçmenlerin sandığa ilgisi, seçimlere ilgisi, siyaset kurumuna ilgisi de büyük bir kırılma yaşandığını görüyoruz. Bu bir sosyolojik gelişme. Fakat gelinen noktada 26 Eylül seçimlerine giderken bilhassa Merkel'in de ben bir daha aday olmayacağım açıklamasından sonra hem göçmen toplumda hem de egemen toplumda 26 Eylül seçimlerine yönelik bir ilgi ve alakanın olduğunu görüyorum. Bu noktada bu tespitlerime katılır mısınız? Ve 26 Eylül federal seçimlere giderken siz siyasi ve sosyolojik olarak nasıl görüyorsunuz? Seçmenin bu noktada 26 Eylül seçimlerine giderken seçmenin belirgen en önemli esasını siz ne olarak tespit ettiniz? İlk önce ben de bugünkü davetiye için size Sayın Erdal Bey ve Kanal Avrupa'ya tabii ki çok teşekkür ediyorum. Evet, biz çoğu zaman Hristiyan Demokrat Partisi ile beraber Almanya'nın geleceğini belirledik. Fakat istediğimiz şekilde bazı sosyal konulara değinemedik o şekilde. Ve
Bizim kendi parti sekreterimizin dediği gibi Lars Klingbeil'in gerçekten Merkel'in 16 sene sonra tekrar şansölye olmayacağını zamanında belirtmesine rağmen yeni yeni seçmenler uyandı ve baktılar yani siyasi tablo şu anda tamamen değişebilir ve özellikle sosyal konularda Almanya gibi zengin bir ekonomi ülkesinde eksikliklerin olduğu daha çok netleşti ve ortaya çıktı. Tabii ki biz partimiz olarak bir seneden beri aslında seçim kampanyası içindeyiz. Çünkü biz bunları önden gördük. Fakat gerçekten ülkede de asgari ücret olsun, konut olsun, kiralar olsun, sağlam iş yerleri olsun, iklim değişimi olsun, dijitalleşmede yaşanılan büyük sorunlarda yani gelecek hükümetin yapacağı çok iş var ve büyük sorumluluk isteyen önümüzde çok önemli yıllar bizi bekliyor. Ve Hartz-Fier dediğimiz konu halen tabii ki bir çıman gibi bir problem ve biz bunu reformlaştırmaya hazırız Sosyal Demokrat Partisi olarak. Onun için biz görüyoruz Portekiz'deki durumu veya İskandinavya ülkelerindeki durumu. Gerçekten insanların daha çok sosyal bir hükümete ve bu sosyal konulara değinen ve çözüm getiren bir hükümete ihtiyaç olduklarını görüyoruz. Peki Sayın Berader, tek cümleyle bir cevap almak istiyorum. Şimdi sosyal devlet, Almanya'nın ilgili anayasa maddesinde Almanya bir sosyal devlet. Fakat takdir ederseniz ki sosyal devletin sahip olduğu ilkelerdeki erozyon yine Sosyal Demokrat Parti'nin iktidarı döneminde oldu. 2000'li yıllarda Schröder'in döneminde yaşandı. Ve Sosyal Demokrat Parti bunun bedelini siyaseten çok ağır ödedi. Sonraki yıllarda sürekli oy kaybı ve sürekli hep ana muhalefet partisi olarak kalmak durumunda kaldı. Ama gelinen noktada son süreçlerde yapılan anketlerde partinize yönelik bir teveccüh var. Yani seçmen kitlesi Sosyal Demokrat Parti'ye yönelik bir teveccüh gösteriyor. Ve bunun da esası olarak dayandığı veya dayandırdığı nokta biraz önce siz de ifade ettiğiniz gibi sosyal adaletin içini doldurmaya çalışıyor. Sosyal Demokrat Parti 20 yıl sonra boşaltmış olduğu sosyal adaleti tekrar doldurtmaya çalışıyor. Peki bunda ne kadar başarılı olacak? Bunu neden sormak istiyorum size? Çünkü bir önceki seçimlerde adayınız Martin Schulz'un da programında, politik programında, parti programında sosyal adalet vurgusu vardı ve onun üzerinden propaganda yapıyordu. Ama maalesef Sayın Schulz onun içini dolduramadığından dolayı Sosyal Demokrat Parti'ye de ilgili teveccüh gösterilmedi. Partiniz sosyal adaleti nasıl ve yeniden nasıl inşa edecek? Hangi ilkeler üzerinden inşa edecek? Sayın Erdal Bey, söylediklerinizin tamamını o şekilde katılmıyorum. Aslına bakarsanız maziye 2000'li yıllarında 8 milyon işsiz insan vardı Almanya'da. Ve bu nedenle belirli reformların yapılması gerekliydi ve Schröder bunu yaptı. Ne yazık ki bu yapılan reformlar ama kısıtlı olmadı. Ve ondan sonra dediğiniz gibi Merkel sayesinde veya döneminde diyeyim daha doğrusu neoliberal kuvvetler üst lendi bütün iktidarı ve Almanya'nın ekonomik gücü ne yazık ki o zamanki yapılan reformların sınırlanmamasıyla devam etti. Bunu da açıkça söylemek gerekir. Martin Schulz aslında çok güzel bir konuya değindi. Fakat Merkel gibi güçlü, kuvvetli bir şansölyeye karşı yani başarılı olamadı. Onu söylememiz gerekir. Biz kendi parti programımızda diyoruz daha çok asgari ücretin en az 12'ye çıkması gerekiyor ki insanlar kazandıkları para ile en azından birazca rahat yaşayabilsinler. En az 12 euro diyorum. Ama tabii ki emeklilerin durumu da bir başka hali. Örneğin temel emeklilik yasasını biz bir ilk olarak getirdik.
sosyal demokratların baskısıyla bu oldu. Onu da görmek lazım. Senede 400 bin yeni konut, bunun 100 binini sosyal konut olarak yapmak istiyoruz. Ve önemli olan bu sosyal konutların ama sosyal konut olarak da kalması. Ve bundan hariç emeklilik parasının azalmaması için biz savaşıyoruz. Ve de biliyorsunuz Hristiyan Parti tarafından veya diğer neoliberal güçler tarafından insanların 70 yaşına kadar çalışmaları isteniliyor. Biz buna SPD olarak karşıyız ve gerçekten yapılacak çok büyük milyarlarca yatırımlar var. Bunu yapmak zorundayız ve çok zengin ve çok özellikle korona pandemisinde kazanç sağlayan ekonomik kesimden ona göre de tabii ki belirli vergiler ödemelerini bekliyoruz. Gelir adaletsizliği. Evet. Peki onu açacağım. Diğer konu başkaydı. Sayın Bostan. İyi akşamlar katılımcılar. İyi akşamlar. İyi akşamlar Erdal Bey. Sayın Bostan, size şunu sormak istiyorum. 26 Eylül seçimlerine giderken hem bir sosyal bilimci olarak sizlere hem bir gazeteci olarak sizlerin cevaplamasını istiyorum. Almanya 26 Eylül federal seçimlere gidiyor ve çok değişik bir havada gidiyor. Çok değişik bir atmosferde gidiyor. Bunu da esas tetikleyen Sayın Merkel'in siyaseti bırakmış olması. Sayın Merkel siyaseti bırakmasaydı belki de 26 Eylül seçimlerinin sonuçlarını biraz daha net bir şekilde tahmin edebilirdik. Çünkü sonuçta Sayın Merkel hem partisine hem ülkesine hem de ülkesini de aşarak Avrupa Birliği'ne liderlik yapabilmiş önemli bir siyasi kimlik. Bu siyasi kimliğin gölgesinde Sayın Baradar'ı biraz önce ifade ettiği gibi Martin Schulz'un seçim döneminde maalesef Sayın Merkel'in bu noktadaki siyasi karizmasıyla mücadele etmek zorunda kaldı ama ondan dolayı da bir başarısızlık söz konusu olabildi. Bunların hepsini göz önünde bulundurduğumuzda siz Almanya 26 Eylül seçimlerine giderken nasıl görüyorsunuz? Yani sosyal eğilim nasıl? Toplum hangi sorunları üzerinden 26 Eylül seçimlerini değerlendirip sandığa gidecek? Hem göçmen toplum nezdinde hem de genel olarak egemen toplum nezdinde baktığınızda gerçekten kamuoyunun belirttiği gibi bu seçimlere yönelik ilgi ve alakanın fazla olabileceğini, bilhassa 2000'li yıllardan sonra hem egemen toplumda hem de göçmen toplumda seçimlere yönelik önemli bir sosyolojik kırılganlığın veya küskünlüğün sona erip tekrar siyasete yön verebilecek bir nitelikli seçmen unsurunun oluşabileceği gözlemine katılıyor musunuz? Sizin bu konudaki gözlemleriniz nelerdir? Şimdi şöyle Erdal Bey, az evvel Ezgi Hanım bir prognozdan bahsetti. Özellikle bu son aylardaki seçim tahminlerinin son birkaç ayda, son belki de 3 ayda değiştiğinden bahsetti. Buna kısmen katılıyorum. Ben de böyle düşünüyorum. Çünkü son 3 ayda Almanya'da çok şey oldu. Zannediyorum bu seçimleri, 26 Eylül seçimlerini etkileyecek 4 ana temel konu var Almanya'da. Oy kullanmaya giden insanın oy kararını değiştirmesine yönelik. Bunlardan bir tanesi, az evvel siz bahsettiniz, Merkel'in parti başkanlığından ayrılması. Bu belki de içlerinde en önemsiz olanı. İkincisi, Almanya'da bundan önce görülmemiş olan sel felaketi ve onun sonuçları, hem ekonomik ve sosyal sonuçları hem de medyatik olan CDU için hiç de güzel olmayan bir sonucu, Laschet'in bir medya kusurunu işlemiş olması, halkın gözünde bir kamu kusurunu işlemiş olması. Sayın Bostan, müsaade ederseniz orada size şunu soracağım. Şimdi bu konudaki bir tespit yapıyorsunuz. Yani doğal afetlerde sergilenen siyasetten bahsediyorsunuz. Hristiyan birlikler çerçevesinde. Yalnız size şunu sormama müsaade edin. Ben orada şöyle düşünüyorum. Sel felaketi, o doğal afetten sonra Almanya'da siyaset kurumu, yani siyasi otorite, Sayın Merkel'in orada aslında devlet olarak, dolayısıyla da hükümet olarak hem iktisadi anlamda
hem de sosyolojik anlamda gerekli siyaseti ürettiğini veya siyasi reçeteyi sunduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum, yanlış mı düşünüyorum bu konudaki düşünceme? Bence bu konuda doğru düşünüyorsunuz ama siyaset sadece son olan felakete gösterdiğiniz doğru reaksiyondan ibaret değildir. Siyaset çok süreli olan ve sürekliliği olan, evet. Evet, sürekliliği olan bir davranış alışkanlığıdır. Bir topluma verdiğiniz mesajların bütünüdür. Merkel son sel felaketinde bence doğru kartları oynadı ama yeterli değildi. Zaten siyaseti bırakacağını çok daha önceden bildirmişti. Ben az evvel başlattığım faktörlerin devamını getirmek isterim. Buyurun, bir diğer lütfen. Faktör tabii. İlk ikisi bahsettiğim gibi sel felaketi, Merkel'in siyaseti bırakıyor olması, yani parti başkanlığını bırakıyor olması. Sonra çok önemli bir faktör tabii ki mülteci akını ve Türkiye'ye mal edilmeye uğraşılan mülteci akını Afganistan'dan ve Suriye'den. Ve galiba eskiden beri var olan, bir sosyal pedagog olarak da benim bugün özellikle vurgulamak istediğim, Almanya'da gitgide sayıları artan, istatistiklerde de kendini gösteren yoksulluğun şekil ve form değiştirmiş olması ve istatistik olarak artık önü alınamaz hale gelmiş olması ve partiler tarafından, sosyal demokratlar, maalesef sosyal demokratlar tarafından bile bugüne kadar çok ciddiye alınmamış olan, gerekli medyatik ilgiyi toplayamamış olan yoksulluk, çocuk sayısı fazla olan ailelerin yoksulluğu, zannediyorum bu çok daha yüksek diğer yoksulluk oranlarına. Yani bahsettiğiniz, Sayın Bostan, bahsettiğiniz yoksulluk şu anda mevcut siyasi otoritenin ve ortağının uyguladığı politikalarla sürdürülebilir bir noktaya artık gidemeyeceği veya olamayacağı noktasında mı değerlendiriyorsunuz? Bence öyle. Ben öyle düşünüyorum. Hatta bunun göçmenler tarafından da artık göz ardı edilemediğini düşünüyorum. Çünkü göçmenler genellikle, Almanya'daki göçmenlerden bahsedecek olursak, göçmenler genellikle seçime giderken demokrasi motivasyonuyla gitmezler. Onların böyle bir ihtiyacı yoktur. Göçmenler zaten Alman toplumunda en altta olan insan grubu. Hem gelir seviyesi olarak hem de sosyal sınıf olarak en alttalar. Göçmenlerin Almanya'da oy kullanma motivasyonu kendi ekonomik, sosyal ve kültürel sınıflarını değiştirmeye çalışma, kolaylaştırmaya çalışmasıdır. Bu motivasyonla oy kullanmaya giderler. O da gidenleri. Gitmeyenler için zaten bunu bile söyleyemeyiz. Yani ben göçmenlerde bunun rol oynayacağını düşünüyorum ama Alman toplumunda daha fazla rol oynayacağını düşünüyorum. Yani Almanya'da gitgide artan bir yaşlılık fakirliği var. Almanya'da insanlar emekli olduktan sonra artık 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda olduğu gibi o emekli maaşıyla geçinemiyorlar ve ek iş yapıyorlar. Bu artık son yıllarda gözden kaçırmamamız gereken ve artık üstü kapatılamayan bir realite. Tamam, çocuğu fazla olan ailelerin yaşadığı fakirlik Almanya'da zannediyorum 90'ların başından beri vardı. O daha dikkat çekici çünkü bio Alman dediğimiz, yani egemen topluma oranla göçmen ailelerindeki yoksulluk oranı iki katı, çocukları fazla olan ailelerdeki yoksulluk oranı egemen topluma göre üç katı. Yani iki tane ayrı istatistik var bu konuda ve belki ismini bilirsiniz, Profesör Doktor Christoph Buttewecke'nin bu konuda yazılmış onlarca kitabı var. Kendisi de zamanında SPD'li bir akademisyendi. Zannediyorum 2000'lerin başında ya da 90'ların sonunda ayrıldı SPD'den. Kendisi de bu konuda Almanya'daki yoksulluğun yapısal bir sorun olduğunu ve yapılan politikaların bunu sadece daha fazla çoğalttığını, sürdürülebilir hale getirdiğini vurguluyor. Bence en önemli unsur bu seçimde, 26 Eylül seçimlerinde politik partilerin mültecilere olan reaksiyonlarının nasıl olacağı, bir, bu en önemli faktör, bence büyük rol oynayacak seçim kararında. İkincisi de sosyal politikalara, yoksulluğa politikaların, politik partilerin nasıl bir parti programıyla çözüm olacakları. Bu iki önemli faktörü görüyorum ben. Peki Sayın Bostan, tespitlerinizin şimdi cevaplarını stüdyodaki konuklarımdan alacağım. Çünkü demokrasilerde sorunların çözümü siyasetçilerde, sorumluluklar ise hükümetlerdedir. Bu bağlamda Sayın Güldar, Sayın Bostan, toplumda
hızla yükselen bir yoksulluktan bahsetti. Ve bu artık toplumun tüm katmanlarını, yalnızca toplumun işte en alt sınıfı olan göçmen toplum değil, egemen toplumda da büyük bir hakimiyet söz konusu olduğunu yoksullukta. Bu konuda siyaset kurumunun veya siyasi partilerin nasıl bir siyaset veya nasıl bir politik reçete sunabilecekleri çok çok önemli. Ve bu hem diyor göçmen toplumu, Sayın Bostan lütfen yanlışsam düzeltiniz. Sayın Bostan diyor ki bu hem mülteci toplumunu hem de göçmen toplumun sandığa giderken görüşünü veya seçim unsurlarını etkileyecek en önemli etkenlerden birisi. Siz sol parti olarak Almanya'da Sayın Bostan'ın tespit ettiği başlıklar, yani mülteci sorunu nasıl çözülecek bu ülkede? Veya Almanya bu konuda 2015 yılından itibaren Merkel çok önemli bir inisiyatif aldı. Her türlü sorumluluğu ve riski, siyasi riski de göz önünde alarak yaptı. Almanya mülteci sorununu nasıl çözecek? İki, hızla yükselen ve toplumun tüm katmanlarını artık etkiler bir duruma gelen yoksulluğu, ki iktisadi anlamda çok güçlü olan bir Almanya'dan bahsediyoruz. Ben bir bilgi olarak vereyim. 2020 yılında Almanya'nın dış ticaret endeksi 297 milyar dolar fazla vermiş bir ülkenin iktisadi yapısında yoksulluğun konuşulması, hala yoksulluğun var olması ne kadar doğru? Buna yönelik çözüm olarak sol parti olarak ne öneriyorsunuz? Ve Sayın Baradari bu bağlamda bir de asgari ücret konusunu gündeme getirdi. Bu da sizin sol parti olarak gündeminizde olan bir konuydu sürekli. Bu konudaki siyasi reçeteleriniz nelerdir? Buyurunuz efendim. Yani şöyle, siyasi reçetelerimiz nedir? Gerçekten az önce bahsedildiği gibi de özellikle korona sürecinde Almanya'nın en zengin ülkelerinden biri olmasına rağmen zenginler daha da zenginleşti ve fakirler daha da fakirleşti. Yani zenginlerle fakirler arasındaki makas çok hızlı bir şekilde açıldı. Evet, o uçurum bayağı bir büyüdü. Bunu şöyle bir durumdan da görüyoruz. Mesela korona 2020 yılında Almanya'da 69 bin tane yeni milyoner ortaya çıktı. Ve aynı süreçte Hartz IV, yani sosyal yardıma muhtaç kalan ya da başvuran esnafların sayısı %6, yani 6 katına çıktı. Evet. Yani 6 katına çıktı. Yani böyle bir koşullardan geçiyoruz şu an. Şu an gerçekten özellikle korona toplum içindeki olan zengin de fakir arasındaki farkı çok çok daha bir ön plana çıkardı. Ve az önce hani sosyal demokrat talepleri duyduk. Ama sosyal demokrati taleplerden başladığımızda zaten sosyal devletin kısıtlanmasının, son 20 yılda sosyal devlet içinde yapılan kısıtlanmalar bugün bu yaşadığımız zenginlerle fakirler arasındaki farkın önemli bir temel noktasını yaşıyor zaten. Orada baktığımızda, yani özellikle korona sürecinde... Burada Sosyal Demokrat Parti'nin sorumluluğu var mı? Tabii ki var. Evet. Çünkü Sayın Baradari bunu cevaplayacaktır. Evet. Çünkü Sosyal Demokrat Parti 20 yıldır hükümetin içinde olan bir parti. Yani şu an seçim çalışmalarında mesela sosyal demokrat ve arkadaşlarla aynı tartışma programlarında bulunuyoruz. Arkadaşlar bizim sol parti olarak parti programımızı neredeyse temsil ediyorlar. Hani biz de böyle bir şaşırıyoruz. Neredeyse aynı şeyleri söylüyoruz. Aynı ortak taleplerimiz var. Ama bence hani seçimlerden... Ama evrensel sosyal adaletin ilke ve prensipleri aynıdır. Söylemlerin aynı olması... Aynı olabilir de şöyle bir şey var. Yani bir parti bu zamana kadar belki Sosyal Demokrat Parti olarak bunu dile getirmemeleri bir eksiklik olabilir. Bunu ifade edebilirsiniz. Bence onun haricinde dile getirip getirmeme değil. Uygulamalar. Seçimlerden önce ne söyleniliyor, ne vaat ediliyor ve seçimlerden sonra neler yapılıyor. En önemli noktalardan biri böyledir. Çünkü yani az önce mesela çözümlerden bahsettiniz. Biz asgari ücretin 13 euroya çıkarılmasını istiyoruz. Niye 13 euro? Biz bundan sol parti olarak, biz SPD'den bölünen bir kısım sol partinin içine geldi. Hani belki sol partinin tarihini de göz önüne almak lazım. Biz asgari ücreti Almanya'da ilk defa kamuoyuna sunan bizdik. O zamanlar asgari ücret 10 euro olsun diyorduk. Millet, yani halktan gördüğümüz tepkiler, ay inanılmaz bir şey, yapılamaz bu. Şu an neredeyse bütün partiler asgari ücreti, yani Yeşiller olsun, Sosyal Demokrat Parti olsun,
asgari ücreti talep ediyorlar. Ve bizim programımızda asgari ücretin 13 euro olmasını talep ediyoruz. Neden 13 euro? Az önce Christoph Butterweg denilen Armutsberichtforscher, yani yoksulluk araştırmacısından bahsedildi. Yapılan anketlere göre insanların emeklilik maaşında yaşaması ve yoksulluk sınırının üzerine çıkması için saati 13 euroya çalışmaları lazım en azından. Yani 12 euro bile yeterli değil. Yoksulluğu aşmak için yaşanan toplam, yani yaşanan toplumların bunu aşmaları için 13 euro zar zor yetiyor. Ve bu talepleri o yüzden ön plana çıkarmamız lazım diye düşünüyorum. Ayrıca yani Almanya'ya baktığımızda özellikle son yıllarda bunda da tabii ki SPD'nin büyük bir rolü var. Yani Niedriglohn sektör dediğimiz işte asgari düşük ücretli işler, taşeron işler, insanlar 40 saat çalışıyorlar haftada ama yine de doğru düzgün ailelerini geçinemiyorlar. Öyle bir duruma düştük ve emekliliğin yetmesi için de bizim sol parti olarak taleplerimiz Mindestsicherung denilen hani temel geçinme şeyi olarak maaşı olarak 1300 euroyu talep ediyoruz. Aynı şekilde asgari ücretin 13 euroya çıkarılmasını. Ayrıca mesela emeklilikten bahsedildi az önce. Yani Almanya'da yaşayan insanlar 40 yıl boyunca çalışıp emekliliğinden yaşayamayan insanlar. Bir sürü insan yoksulluk içinde yaşıyor. Yaşlılık yoksulluğu dediğimiz şey Almanya'da çok yaygın bir durumda. O yüzden mesela emeklilik maaşını, emeklilik servisinde komple bir reformlaştırma getirmemiz lazım. Baktığımızda milletvekilleri emekliliğini ayrı bir kasaya ödüyorlar. İşte esnaflar ayrı bir kasaya ödüyorlar. Beamte dediğimiz işte kamu görevlileri bu emeklilik maaşını aynı kasaya ödemiyorlar. O yüzden bizim sol parti talebimiz olarak herkesin yani milletvekillerinde, kamu görevlilerinde ve Freiberufler dediğimiz işte esnafların meslek. Da meslek yani Türkçesi, serbest meslek. Serbest meslekçilerin de bunun ödemesini aynı kasaya ödemelerini talep ediyoruz. Tek bir kurumda birleştirilmesini, kesinlikle. Oluşmasını. Şöyle bir şey de var mesela. Araya gideceğim. Tamam. Sen gidiyorsun. Yönetmenim beni uyarıyor. Aradan sonra döndüğümüzde sizinle devam edeceğiz. Tamam. Araya gidiyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kanal Avrupa ekranlarından takip ediyor. Canlı yayınlar. Oralarda normalde çok yoğun olması lazım. Şu anda kimseyi göremiyorum. Son dakika haberler. Hukuk Masası başlıyor. Haklarınızın ve hukuki meselelerinizin takipçisi olacak yeni bir program Kanal Avrupa ekranlarında. Avrupalı Türklerin yaşadıkları ülkeler ve Türkiye'de karşılaştıkları hukuksal sorunlar neler? Borçlanarak emeklilik, Kombassan ve diğer holdinglerle ilgili son durum, Avrupa ve Türkiye'deki hukuksal haklarımız neler? Otomatik bilgi paylaşımı kimleri nasıl etkileyecek? Alınacak önlemler var mı? Mal varlıkları ve emlak sahibi olanlar hangi sorunlarla karşılaşacak? Avrupalı Türkler otomatik bilgi paylaşımında nasıl tedbir almalı? Bu ve buna benzer tüm sorunların cevaplarını hukuk masasında bulacaksınız. Avrupa Masası, Avrupalı Türklerin dertlerini... Birine yaranmak için değil, evet. Doğrunun bu olduğu için bunu yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. İçi medyayla karşı karşıya kalan Türk vatandaşları vardı bu Almanya'da. İsteklerini... Ya da ne yapmalıyız? Burada yaşıyorsak artık Alman vatandaşı olmalıyız. Kültürel zenginliklerini... Bir insan, bir seçmenini göz göre göre nasıl mağdur eder? Bunun hesabını veremezsiniz. Uçakların başına gelen aynı olay benzer şekilde bu arabanın başına geliyor. En önemlisi haklarını... Sen bir taraftan kovuyorsun, gelme ben seni istemiyorum diyorsun, istemiyorum diyen yanın daha fazla. Avrupa'dan ve Türkiye'den Avrupalı Türk gençlerini ilgilendiren tüm gelişmeler gençlerin yorumuyla Gençlik Arenası'nda.
Almanya'nın çıkarına siyaset yapan bir politikacı, Almanya'da yaşayan vatandaşların da çıkarına siyaset yapmalıdır. YTB yurt dışında yaşayan Türk diasporasının özellikle gençlerini projelerle destekliyor. Biz buradayız. Burası bizim artık vatanımız. Yani ana vatanımız her ne kadar Türkiye olsa bile bizim artık burası vatanımız. Biz çok kötü bir nesil değiliz aslında. Genç görüşlerin, genç düşüncelerin arenada sadece gelecek için bir araya geldiği program. İnsanlar buradaki medyanın bayağı bir etkisi altındalar. Hala kendimizi ispatlamamız gerektiğini hissettiriyor Almanlar bize. Almanya için alternatif parti CDU ve FDP içinden çıkan politikacılar tarafından kurulmuş bir parti. Hı-hı. Dünyada, Avrupa'da, Türkiye'de ve Almanya'da gündemin içinde ne varsa, ne konuşuluyorsa bakış açısında. Almanya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmine baktığımız zaman Türkiye'nin ticaret hacminin en büyük bölümünün Almanya ile olduğunu görüyoruz. Konuşulanlar, görülenler ne kadar doğru? Tayyip Erdoğan'ın politikalarını destekliyorum demenin bir suç olduğu duruma geldik. Irkçı bir tartışma var. Bu tartışmaya ne yazık ki özellikle medya çok iyi destekliyor. Hiç yüzünü bilmediğimiz konular ve olaylar farklı bir bakış açısıyla ekrana geliyor. Türkiye'ye eleştiri noktalarından bir tanesi de basın özgürlüğünün olmaması. Ateş Çemberi, Avrupa'nın tüm sosyal ve siyasi nabzını yeni dönemde de tutmaya devam ediyor. Uzman konuklarıyla... Almanya'da kurumsal ırkçılık var. Almanya'da %30'a yakında bir ırkçı düşünceye çok yakın insanlar var. Sorunlarla... Geçmişte milli görüşe... Niye saldırdılarsa bugün de DİTİB'e saldırıyorlar. Demokrasiye uzanan eller kırılır. Milletine çevrilen silahların önünde asla selam durmayız. Çözümlerle... Biz Türk milletinin nerede yaşarsa yaşasın umudunu bağladığı bir ülkeyiz. Projelerle... 20 yıl sonra yurt dışına çıktığımız zaman Türkçe bizi anlayacak insan bulmakta, özellikle genç yaştaki insanlarla ilgili söylüyorum bunu, zorluk çekeceğiz. Tabii ki entegre olacaklar. Ama entegre olmak demek dilini, kültürünü, kimliğini kaybetmesi anlamına gelmiyor. Avrupalı Türklerle. Biz Avrupa Türkleriyiz. Yani bizim gizli ajandamız yok. Burayı biz yeni kendimiz vatan edindik. Avrupa baskısı haftanın ardından en güncel haberlerle ekranlara geliyor. Sadece polis tarafından değil, aslında her alanda şiddete maruz kalıyor Türkler. Almanya'daki en büyük ticareti Avrupa ülkelerinden Türkiye ile yapıyor. Avrupa'nın gündemi, gelişmeleri, siyasi hareketliliği... Yani ulusal medyaya baktığımızda ben gidişatı çok kötü görüyorum. Avrupalı Türkler üzerinde oynanan oyunlar ve yabancıların toplumdaki yeri... Irkçılık Avrupa'da ve özellikle Almanya'da bir artış gösteriyor. Halkın içinde bir ırkçı duruş var. İş dünyası ve girişimcilik, Avrupa'da şirketleşme ve şirket kurmanın yollarını... Bütün ilgilendiren dosyalar bir yılda çıkabiliyorken, şimdi 1,5-2 yıl bekleyen, 3 yıl bekleyen dosyalar var. Şirketlerin yeniden yapılandırılması... Özel krediler alındığı zaman 2 haftadan 30 güne kadar geri çevirme hakkına sahipsiniz. Şirket iflaslarının ticari ve hukuki boyutlarını tüm yönleriyle stüdyoda açıklığa kavuşturuyor. Almanlar da Avrupalılar da daha çok hesap kitap yaparlar. Fizibilite vesaire o konuda iyidirler. Türkiye'deki yerleşik şirketler nasıl Avrupa'ya açılır? Türk iş adamlarımızın kesinlikle Türkiye'de buraya yatırım yapmasını istiyoruz. İş dünyasının genel problemleri, Avrupa'da ticari oturum alma yolları ve devlet teşviklerinin detayları... Bay Emlakçı, gayrimenkul sahibi olmak istiyorsanız bu programı kaçırmayın. Avrupalı Türklerin emlak sahibi olarak Avrupa veya Türkiye'deki emlakları ile ilgili sorularına cevap bulmalarını sağlıyoruz. Sigorta, vergi, kredi, sosyal haklar, devlet teşvikleri, inşaat ve tamirat hukuku gibi tüm sorularınızın yanıtları bu program. Gurbet Ekspresi programının bu haftaki program konusu. Wir bieten an MPU. Burada benim hiçbir akrabam yok. Belçika'ya, Hollanda'ya da gidip geliyoruz yani. Dini kuruluşsa dini kuruluş işini yapsın. Geri kalan %80'lik Türk toplumu nerede burada? Sorular alalım, soruları verelim. Burada para toplandı babalarımızdan. Firibeyli'de dayımgil var, Naci dayım var, Fadi Bimgil var. Bizi izlemeye devam edin. Size geliyoruz. Ya hay!
Ya hü. Yeter ki kapıya gel. Açılır teker teker. Bizden niyaz eyle sense her yeri. Kul hakka dört kapı kırk makamda erer. Yolda püro himmet dediklerinde ol önce hizmet derler. Gel marifet öğren, gir gönüle nazar eyle. İzleyenleriyle son nokta, son peygamber, son din ve bunun tümünün adı Yüce İslam. Konuklarıyla Hazreti Muhammed Mustafa diyor ki ben nebiyken Adem çamur ile balçık arasındaydı diyor. Deyişleriyle çünkü onlar fitnenin ve fesadın kurbanları olmuşlar. Ehl-i Beyt'in hepsi. Nefesleriyle dört kapıdan sırrı hakikate ermeye çalışıp şeriat gemisiyle tarikat denizine açılıp marifet damlacığıyla hakikat incisini bulanlara karışacak. Gaflet uykusunda yatar uyanlar. Avrupalı kadınların sesi Kadınca. Her hafta Avrupa'da toplumu ilgilendiren önemli konular ile karşınızda olacağız. Haber, magazin, moda, sağlık, güzellik, eğitim, yemek, kültür ve sanat. Tarihe bakış, dünden bugüne, bugünden yarına bakıştır. Düne bakmak, bugünü görmek, yarına varmak yoludur tarih. Türküler. Sevdanın şafağı da söktüğü zaman. Türkiye'nin her yerinde ayrı ayrı duygular yaşatacak bir duygu şöleni. Kumdan kuma savuruyor yer beni. Ağlama yar, ağlama anam. Nerede Türk adı varsa oraya doğru akın. Ya Allah, Bismillah, mutlaka zafer yakın. Avrupa'nın ortası. Evet, ara sonrası kaldığımız yerden devam ediyoruz. 26 Eylül Federal Almanya parlamento seçimlerini konuşuyoruz stüdyo konuklarımızla. Peki kimlerle konuşuyoruz? Sayın Nezahat Baradari, Sosyal Demokrat Parti Federal Parlamento Olpe Milletvekili ve aynı zamanda milletvekili adayı aynı bölgeden. Sayın Ezgi Gül Yıldar, kendisi Essen Kenti Federal Parlamento Sol Parti Milletvekili adayı. Erkan Zorlu, Yeşiller Partisi Troisdorf Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Skype'dan bağlandı kendisi bizlere. Sosyal danışman ve gazeteci Sayın Ufuk Evla Bostan. Sayın Gül Yıldar, araya gitmeden önce sözünüzü kestim. Buyurunuz, lütfen kaldığınız yerden devam edin. Sonrasında diğer konuklarla evet, devam edeceğiz. Yani değinmek istediğim sadece son bir nokta olarak işte emeklilik maaşının mesela artırılması sol partinin taleplerinin önemli taleplerinden biri. Çünkü yaşlılık yoksulluğu değinilen az önce Skype'den bağlanan arkadaşımız da söyledi bunu. Bence mesela parlamentoda eğer milletvekilleri işte emeklilik yaşının kendilerinin de dahil olduğu önergelerin hakkında oy kullanmakta yan olsalar mesela bu 70'e çıkacak tartışmasını sürdürmezler. Mesela emekliler emeklilik maaşını milletvekilleri de ödese 65'e kadar indirirler. Onu düşünüyorum. Çünkü insanlar milletvekilleri kendileri de dahil oldukları sürece o kadar çalışacaklarını düşünmüyorum. O yüzden bizce yani emeklilik yaşının en fazla 65'e yani daha doğrusu 65'e geri gönderilmesini istiyoruz ve emeklilik maaşının da artmasını istiyoruz. Peki. Sayın Zorlu, sizinle devam edelim. Yoksullukla ilgili, yoksulluğun çözümüyle ilgili Sayın Sol Parti Milletvekili adayı Gül Yıldar öncelikli olarak asgari ücrette yeni bir düzenlemenin yapılması
emeklilik yasasında önemli bir reformize politikanın oluşturulması gerekir dedi. Buna bağlı olarak siz ne demek istersiniz? Yeşiller Partisi'nin yoksullukla mücadele, yoksulluğu ortadan kaldırmayla ilgili somut politikaları, politik reçeteleri nelerdir? Teşekkür ediyorum. Bizim partinin 252 sayfalık seçim programı yanımda şu an bulunuyor. Orada tabii bu konular ve başka konular yer almakta. Bu asgari ücret tartışmasında muhtemelen Sol Parti ve Sosyal Demokratlarla beraber hemfikiriz. Biz de bunun 12 euro, asgari 12 euro olmasını talep ediyoruz. Tabii ki daha yüksek olsa daha iyi olur ama programımızda şu an 12 euro öngörülmekte. Yoksulluk bazına bakarsak elbet doğrudur. Şu an göçmenler üzerine konuştuk. Göçmenlerde şu an 200 binden fazla göçmen Almanya'da bulunuyor. Bunların çoğu çocuklar. Şu an Almanca dediğimiz Duldung yani oturum hakkı daha olmadan mahkemede kararını bekleyen insanlarımız var. Bunlara bir an önce burada yaşaması için ve çalışması için, Almanca kurslara gitmesi için kapıyı açmak istiyoruz. Asgari 3 sene çocuklar, 5 sene anne baba burada olduğu müddet içerisinde oturum dahilinde olsun. Eğer mahkemeler tabii son yargıya kadar intikal ederse, red gelirse tabii onun da tabii hukuksal bazından eğer gitmeleri gerekiyorsa onlara da tabii insani durumda yani arabaya koyup gece yarısı havalimanına götürmek yoluyla değil konuşup program sunup ondan sonra göndermek vasıtasıyla konuşuluyor. Programımızda ve Almanya'da şu an 700 bin ev sahibi olmayan 40 bin dışarıda yatan vatandaşlarımız vardır. Bunları da öngörmemiz gerekiyor. Yani az önce konuşuldu. Zenginler zenginleşiyor, fakirler fakirleşiyor. Bizim insanlarımız görüyorsun birinci nesil genelde ortalama 1000-1200 euro maaş alıyor. Bunların kira bakımına bakarsanız yani yaşayacak çok durum vahim durumda olanlar var. Yani bunları öngörmek lazım. Yani yaşlarımızı ve burada yaşayan insanlarımızı unutmamak gerekiyor. Irkçılık bu ilticacı arkadaşlar geldikten sonra ırkçılık çok çoğaldı Almanya'da. Çoğu ırkçılık bizi ilgilendirmez diyor. Bana ne şekilde konuyor ama bunun üzerine tartışmak, konuşmak gerekiyor. Maalesef daha da yoğun var. Biz buna özel bütçe ayırıp ırkçılığı önlemek amaçlı bir sürü program sunuyoruz. Ki bunlar hepsini söylersen zamanımız ulaşmayacak ama kısa deyimlerle buna değinmek istiyorum. Tabii ki burada yaşayan vatandaşlara vatandaşlık yasasını veyahut Einbürgerung dediğimizi kolaylaştırmak istiyoruz. 5 sene sonra Alman vatandaşı olma hakkına sahip olsunlar diyoruz. Çifte vatandaşlığı direkt olduktan sonra verelim diyoruz. Ki bunları muhtemelen Sosyal Demokrat ve Sol Parti'de programda vardır. Ki hem fikiriz ama maalesef 1970'lerde çekiniyor. CDU maalesef bunu kabul etmiyor. Yalnız Hür Demokratların parti programına bakarsak onlar da çifte vatandaşı destekliyor. Acaba ne şekilde uygulanır bilemeyeceğiz. Çünkü Kuzey Renvesfalya parlamentosunda hep red oyu kullanılıyor ki son olarak Sosyal Demokratlar önerge vermişlerdi çifte vatandaşlıkla ilgili. 8 Eylül'de reddedildi. Reddedildi. Birlik partileri ve Hür Demokrat Liberal Parti çerçevesinde reddedildi Kuzey Renvesfalya eyaletinde. Çok doğru söylüyorsunuz. İşte bunlar CDU ve Hür Demokratlar. Bunu zaten seyircilerimiz biliyor, görüyor. Yani sandığa gittiklerinde bunu düşünerekten işaretlerini yapacaklardır. Çok daha temel sorunlarımız var. Misal dijitalizasyon üzerine konuşuldu. Dijital. Biz bunlara yeşil dijitalizme diyoruz. Örneğin sanayiden ötürü tarımda. Biliyorsunuz şimdi akıllı telefon diyoruz. Bu akıllı telefona app indirip hem sanayide hem de tarımda punktüel olarak misal su verebiliyorsunuz. Yani şu an sular misal boşa akıyor bazı tarım alanlarında. Bunu dijitalizasyon getirdiğiniz zaman örneğin app'le bunu ne şekilde kaç litre akacağını, hangi zamanlarda suyun geleceğini belirleyebiliyorsunuz. Bu dijitalizasyon, yeşil dijitalizasyon demektir. Tabii ondan ötürü korkunç şekilde okullarda misal muaf var. Şu an hükümette bulunan CDU ve SPD dijitalizasyon diyorlar ama 2005'ten beri bütçe ayırmış sözde ama kimse bunu uygulamıyor. Yani biz görüyoruz okullarda, belediyelerde görüyoruz. İlkokul, ortaokullar ve liselerimizde daha henüz internet sıkıntımızı yaşıyoruz. Laşet, Kuzey Renvesfalya aynı zamanda başbakanı
O da her zaman buna değiniyor ama herhangi bir icraat yok. Yani şu an Kuzey Renvesfale'de internet sıkıntımız okullarda bir hayli çok yoğun. Aynı zamanda Hollanda'ya gidiniz. Hollanda'ya gittiğiniz zaman internetiniz her bölgede çekiyor. Yani hem ormanlık alanda hem sahilde hem merkezde. Ama Almanya'da maalesef bu sıkıntıları daha hala da yaşıyoruz. Tabii ki daha çok görüşecek şeyler var. Bilmiyorum iklim konusuna dayanacak mıyız? Emeklilik konusuna dayandınız. Emeklilik konusu çok doğal bir şey. Bizim SİDU'dan veyahut Hür Demokratlardan duyduklarımız 67'yi kaldırıp 70'e kadar gitme yollarında. Tabii ki biz bunu öngörmüyoruz. Biz emeklilik maaşını sabit %48 çerçevesinde bırakmak istiyoruz ki ona göre vatandaşlarımız mağdur olmasın ileriki yaş için. Tabii herkesin, özellikle milletvekillerin ve avukatların veyahut serbest meslekte olan insanların aynı kasaya ödemesini öngörüyoruz. FLEGE üzerine veyahut bu bakım üzerine bir revizyon gerekmekte. Bilhassa bizim birinci nesil şu an çok ihtiyaç olduğunu görüyorum belediyelerde. İnsanlar bize intikal ediyor. Biz de yurtlara gidiyor çünkü çocuklarımız bakamayacaklarını arz ediyorlar. Biz de buna ihtiyaç duyduğumuzu arz ediyoruz. Ama onlar mesela bizim parti programlarımızda mevcut. Ne şekilde seçimden sonra koalisyon hükümeti kurulduğu zaman bunlar gerçekleşir bilemeyeceğim. Ama biz tabii bunları göz önüne tutuyoruz. Tabii ki iklime bakacak olursak 2035 yılı da 2035 yılını öngörmüştük. Bu iklimle biliyorsunuz Paris'te anlaşma var. O Paris anlaşma sözleşmesi çerçevesinde 1,5 derece artışın fazlasının olmaması gerektiğini kanıtlıyor o sözleşme. Biz de misal burada daha çok enerji, yani hava, wind energy diyoruz. Daha değişik elektrik sistemlerle bunları gidermek istiyoruz. Bunlar için tabii bir hayli çok projeler mevcut. Şu an Doğu Almanya'da bulunan çoğunlukla Windkraft Anlage dediğimiz tesisler, bunları bütün Almanya çapına, yani %2 çapında artırıp her bölge, her eyalete bunları yansıtmak istiyoruz ki 2030-2035 yılında her tarafta elektriğimiz olsun. Yani bundan sonra sanayi elektrik ürününde, arabalaştırmada elektrike gittiğimiz zaman... Yenilenebilir enerjiden bahsediyorum. Evet, yenilenebilir enerjiden bahsediyorum. Bunlar çok gerekiyor. Tabii ki yetmeyecek ama dışarıda nasıl şu an gaz, elektrik veyahut başka yağ falan alıyorsak tabii ki elektriği de başka yerde alacağız. Ama bu tabii iklim sıkıntısını sadece Almanya çözemeyecektir. Bunu ortak pazar olarak... Tabii uluslararası bir sorun. Evet. Uluslararası bir sorun olduğundan dolayı zaten Paris Sözleşmesi'ndeki ilgili maddelerde bundan var olarak unsurlaştırıyor. Ama tabii ki uluslararası çerçevede tartışılan bir sorun. Bu konuda da Almanya'nın hassasiyeti söz konusu. Belirgenliği de söz konusu. Ondan dolayı iklim konusu yalnızca bir Almanya'daki siyaset kurumunun sorunu değil, uluslararası siyaset kurumunun önemli bir sorunu. Sayın Baradari, bu noktada diğer konuklarımla da beraber devam etmek istiyorum. Cevaplarını alarak, fikirlerini ve kanaatlerini alarak. Şimdi Almanya'da yaşayan göçmen toplum, yaklaşık olarak 20 milyona yakın bir göçmen toplum nüfusundan bahsediyoruz. Ve bu nüfusun en fazla oranını oluşturan da Türkiye orijinli bir toplum. Göçmen toplum sahip olduğu oy, yani seçme hakkının oranına göre de Almanya'da siyaseti veya siyasette belirlenecek belirgenleri belirleyecek bilecek bir sayıyı da olduğunu da görebiliriz. Bu bağlamda somut olarak 2000'li yıllarda biliyorsunuz Schröder 8.311 oy alarak başbakan oldu. Ve göçmenlerin de çok büyük bir ilgi ve alakasını alarak başbakan oldu. Bunları göz önünde bulundurduğunuzda çifte vatandaşlık, Sayın Zorlu biraz önce ifade etti, göçmen toplumun önünde önemli bir sorun olarak duruyor. Geçmişten günümüze maalesef tüm merkez partiler bu konuda bir siyasi reçete koyamadılar. Söylemlerde kaldı. Tam net bir şekilde göçmen toplumun beklentilerine cevap verilecek
bir çifti vatandaşlık hukuku oluşamadı. Yerel seçimlerde oy kullanma hakkı. Bugün diğer işte bir Japonya'dan, Kanada'dan, Güney Kore'den gelen insan 6 veya 8 aylık bir yerleşkeden sonra yaşamış olduğu il veya ilçe veya kentte bazı hukuka sahip olabiliyor. Bu bağlamda Almanya'da bunları göz önünde bulundurduğunuzda ve Almanya'da göçmen toplum siyasette belirgin bir noktaya geldiğinizi düşündüğünüzde siyaset kurumu, Almanya'da siyaset kurumu göçmen toplumu ne kadar dikkate alıyor? Şimdi göçmen toplumunun dikkate alınması için ilk önce o göçmen toplumunun tabii ki kuvvetli siyasi sivil kurul sivil toplum kuruluşu. Evet, sivil toplum kuruluşlara ihtiyacı vardır. Çünkü onlar o zaman siyasi güçlerini eyalet veya federal düzeyde gösterirler. Ve bunun yanı sıra ama biliyorsunuz bir sürü analizler yapılıyor her seçimlerden sonra. Ne yazık ki yabancı ve özellikle Türk'ün oylarını kullanmadıkları görülüyor. Öyle bir durum olunca da tabii ki nazara fazla alınmıyor. Bu işin gerçeği. Şimdi gerçeği konuşmamız lazım. Ve gerçekten biz kendi kendimize de düşünmeliyiz. Biz hep bu yoldan mı gideceğiz? Biz bu rotadan mı gideceğiz? Biz ne zaman gerçekten diversifik olmuş bir toplum olarak gerçekten Alman siyasetine, siyasetiyle uğraşacağız. Biz hep kendimizi tabii ki o şekilde bir toplum olarak, bir ayrı bir kitle olarak görüyoruz. Halbuki her parti olursa olsun, demokratik bir parti olsun, aslında bu partiye yönelik orada derneklere, faaliyetlere katılıp kendimizi göstermemiz lazım. Ve bu konuda ne yazık ki fazla aktivite yok denilebilir. Yani benim gördüğüm kadarıyla. Haklar verilmez, haklar alınır ve haklarımızı almamız için de gerçekten partilere bizim akın yapmamız lazım. Orada görev almamız lazım. Taleplerimizi belirtmemiz lazım. Örneğin diğer arkadaşlar da burada belirli pozisyonlara gelmişler. O nedenle yani kendileri ifade edebiliyorlar. Ezgi Hanım da dediği gibi özellikle Türk kökenli kesimlerde ne yazık ki yoksulluk oranı çok. Baktığımızda abitur dediğimiz yani lise diploması sayısı olan çocuklarımızın sayısı Alman ailelerine baktığımızda onların sayısı az, yoksulluk oranı daha yüksek. Yani biz buna daha çok odaklanmalıyız. Yani tahsil burada çok önemli bir konu, meslek edinme konusu çok önemli bir konu. Bir de şunu söylemek istiyorum. Yanlış anlaşılmasın lütfen. Tabii ki bir bizim de sosyal demokrasi olarak amacımız emeklilik sigortasında yani bir tencereye bütün paramızı toplamamız ve ama şunu bilinmeli ki Doğu Almanya ile Batı Almanya birleştiği zaman bu büyük bir zarar verdi emeklilik bütçesine ve anneler müterrenti diyoruz. Anne emekliliği olduğunda bundan da bir zarar geldi. Ve sonra da emeklilik tabii ki vergiye tutuldu. Yani burada da doğruları konuşmak gerekiyor. Biz SPD olarak zaten koalisyondan çok zarar gördük. Biliyorsunuz biz istemeyerek girdik bu koalisyonu. Onu da belirtmek gerekir. Ve ben eminim ki eğer SPD olmasaydı bu son 4 sene hükümet içinde sosyal politika hemen hemen sıfır olurdu. Onun için kusura bakmayın, şunu da söylemek lazım. Asgari ücreti getiren bizdik. Temel emekliliğini getiren bizdik. Aile konularında rahatlık getiren bizdik. Bu korona pandemisinde Kurzarbeit dediğimiz yani kısa çalışma evet ücreti getiren bizdik. Onun için tabii şikayetleri alıyoruz ve bizim amacımız daha iyi yapmaktır. Ama haksızlık da yapmamak gerekir. Çünkü sorumluluk noktasındasınız. Çünkü evet. Sorumluluklar hükümetlerde. Evet ama biz bir demokraside yaşıyoruz. Ve demokraside ne demektir? Sonuçta oy oranına bakar. Onun için burada yani biz diyebiliriz şunu istiyoruz, bunu istiyoruz. Ama sorumluluk üstlenmek gerekir. Bu konuda Sol Parti ve Yeşil Parti tabii ki sorumluluk üstlenmek zorunda olmadıkları için şimdi istediklerini tabii konuşabilirler, SPD'ye vurabilirler. Anlıyorum ama sonuçta giden ve oyunu kullanan
daha çok muhafazakar kesim oluyor ve CDU, CSU seçmeni oluyor. Yani biz burada bu hatamızı düzeltmeliyiz. Onun için ben gerçekten bütün seçmenleri sandık başına gitmelerini rica ediyorum. Peki, çünkü oy kullanılmazsa biz o zaman çoğunluğu da elde edemeyiz. Peki Sayın Bahadari, muhafazakar kesim, mütedeyyin kesim diyelim veya işte muhafazakar kesimin yanı sıra, çünkü bugün CDU yani Birlik Partisi de kendi içinde 3-4 kanattan oluşuyor. Liberaller var, muhafazakarlar var, muhafazakar sol var, sağ merkez var. Yani 4 tane kanattan oluşuyor. Tabii bunlar bir şekilde birden fazla kanattan oluşan bu unsurlar kendi kanatlarını kanalize edip doğru sandığa yönlendirebiliyorlar. Daha kontrolize edebiliyorlar seçmen kitlelerini. Peki sosyal demokratların veya sol değer ve düşünce üzerinden siyaset üreten siyasi partiler neden bu dinamiği oluşturamıyor? Seçmen kitlesinde, seçmen katmanında bu dinamiği oluşturmak siz siyasi partilerinizin, sizlerin görevi, asli görevi. Siz bu dinamizmi neden oluşturamıyorsunuz? Şimdi izin verirseniz şu şekilde cevap vereyim. Bizim gördüğümüz şu anda CDU, CSU arasındaki problemler aslında buradan ileri geliyor. Biz nasıl şu anda SPD olarak tek yürek, tek bilek dediğimiz şekilde kampanyası yürütüp ve başarılı oluyorsak ve umarım muvaffak oluruz. Bu işte kopukluğu biz CDU, CSU'da görüyoruz. Ve CDU, CSU bu çeşitli kesimleri birleştiremiyor. Örneğin Hans-Georg Maas'ın veya Werte Union'un şefi veya diğer sosyal düşünen daha çok tabii ki siyasetçiler de var. Şu anki süreçten bahsediyoruz. Evet, şu anki tamam. Süreçte. Biz o süreci geçtik ve umarım arkamızda bıraktık. Çünkü insanlar artık individüel yani değişik şekilde siyaset istiyorlar. Eskiden CDU, CSU vardı, SPD vardı. Ve FTP yani sonuçta sağ veya daha çok sol girişimli bir politikanın olmasını sağlıyordu. Ama şu anda 7 parti var parlamento içinde. Ve seçmenler çok özel teker teker partilerin programlarına bakıp ona göre karar veriyorlar. Yani hangi hükümet olursa olsun ileride bir koalisyon hükümeti olacaktır. Onun için biz şimdi seçim programlarımızı tabii takdir ediyoruz ve amacımız da daha çok örneğin yeşil veya sosyal ağırlıklı partilerle koalisyon yapmaktır. Ama tabii ki bu bir sorumluluk ister ve sonuçta çoğunluluk ister. Konjonktür buna müsaade eder mi? Çoğunluluk siyasi ister. Siyasi konjonktür. Evet, müsaade edeceğini zannediyorum. Örneğin ThyssenKrupp bildiğimiz büyük metal endüstri firmasıdır. Onlar bilene şu anda iklim değişikliği yüzünden kendi stratejilerin değişmesinin gerektiğini gördüler. Huawei 14,5 milyar örneğin investment yapıyor. IT teknoloji diye, dijitalleşmeye. Volvo derseniz öyle, BMW derseniz öyle. Artık yani araba sanayisi bunu anladı. Yani şunu mu söylüyoruz Bahadari? Sayın Bahadari, Almanya'daki sermaye Sosyal Demokrat Parti'nin politikalarına yönelik bir ilgi ve alaka mı gösteriyor? Evet, ilgi ve alaka gösteriyor ve tabii ki beklentileri var. Örneğin enerji fiyatları konusunda. Örneğin şu andaki kimya endüstrisinin enerjisi 10 sene sonra bütün Almanya'nın enerjisi kadar olacak. Yani burada bir siyaset olarak cevap vermek zorundayız. Çünkü bunda iş yerleri var, insanlar çalışıyor ve eğer Almanya olarak biz Avrupa Birliği'nde başı çekiyorsak ve dünyada başı çekiyorsak o zaman güçlü ekonomi ülkesi olarak da halen yani bu güce sahip olmak zorundayız. Ama burada doğru şekilde belirtilmiş olduğu gibi bu yoksullaşmaya karşı da sosyal politika yapmak zorundayız. Yoksa toplum içindeki bu makas daha çok zengin ve fakir arasında daha çok açılıyor ve de bu sefer gerilimler yaşanıyor. Toplumsal barışı tehdit ediyor. Aynen, aynen. O nedenle yani sosyal politikanın daha çok ağırlıklı olması şart. Başka çaremiz yok. Sosyal politikanın mevcut olan şu andaki Almanya'daki sosyal politikaların veya sosyal devlet hukukunu daha güçlendirilmiş bir şekilde sürekliliğinin belki oluşabileceğini ifade ediyorsunuz. Ama şu anda mevcut olarak sosyal adaletin yeniden inşası
yapmanın mecburiyeti, bunun olasılığı üzerinde duruyorsunuz. Ama şu anda mevcut olan sosyal adalet de artık sürdürülebilir bir unsurun çok zor olabileceğini ifade ettiniz. Ama bu noktada Sayın Bostan'a bir dönmek isterim. Sayın Bostan. Buyurun. Katılıyor musunuz? Ne dersiniz? Sizin yoksulluk konusundaki tespitleriniz, mülteci konusunda yaptığınız tespitler, işte milletvekili adayları, parti temsilcileri, konuklarımın bu konuda vermiş oldukları cevaplar, bunları göçmen toplum nezdinde bu noktada biraz değerlendirmenizi istiyorum. Göçmen toplum nezdinde değerlendirdiğinizde yeterli mi? Siyaset kurumu toplumun bu noktadaki beklentilerine cevap verebiliyor mu? Ve Alman siyaset kurumu bu noktalarda toplumun bu noktalarına cevap verdiği takdirde göçmen toplumun siyasi partilere ve seçime ilgisi ve alakasının artabileceğini düşünebiliyor musunuz? Bu konudaki kanaatiniz nedir? Şimdi Erdal Bey, bu soru çok kapsamlı bir soru ama ben önce göçmenler kısmından başlayayım. Daha sonra genele yayabilirim. Çünkü ufaktan başlamak her zaman daha kolay. Şimdi şöyle, Almanya'da göçmenler daha düne kadar bir seçmen oy kitlesi olarak görülmediler. Ve bu dün dediğim tarih 80'lerin sonudur. Yani çok yakın bir tarih gerçekten. 90'larda bu biraz kırılır gibi oldu ve büyük oranda göçmenler yani sadece Türk göçmen değil, Türkiye'li göçmen değil, Almanya'daki işte İspanyollar, Marokolular, Faslılar, İtalyanlar da olmak üzere daha çok Sosyal Demokrat Parti seçmeniydiler. Yalnız sizin de başta belirttiğiniz gibi 2000'lerde bu eğilim kırıldı bir şekilde. Özellikle hem 90'larda hem de 2000'lerin sonunda sosyal demokratların yaptığı bir takım sosyal yardım yanlışları, sonra 1 Eurojob'un yürürlüğe girmiş olması, Hartz IV adı altındaki sosyal yardım rakamının çok düşük ve şartlarının çok vahim olması ve bugün hala onun uzantısını yaşıyoruz. Bu kırılmaya sebep oldu. Çok somut olarak sebep oldu ve göçmenlerde bir hayal kırıklığı yarattı sosyal demokratlar. Bu bir sosyolojik tespit. Bu bir sosyolojik tespit ama aynı zamanda istatistiki bir tespit. Yani bunu ben yapmıyorum. Konrad Adenauer Vakfı var. SDO'nun finanse ettiği ve desteklediği, onlara ait olan bir vakıf. Bu vakfın yaptığı düzenli olarak sosyal araştırmalar yaptırıyor bu vakıf. Diğer bütün vakıflar gibi, diğer partilerin de bu tarz vakıfları var. Kendilerinin yaptığı bir sosyal araştırma var. En sonu 2017 yılında yaptılar bu araştırmayı. Göçmenlerin seçim eğilimleri üzerine yaptılar bu araştırmanın bir kısmını. Ve bu araştırmanın bir kısmında ortaya çıktı. Bu göçmenler hakikaten de 2000'lerin ortalarında SPD'den kopuşlar göstermişler. Ama bu kopuş ne oldu da hangi partiye aktı? Şöyle, CDU'ya akmadı mesela. Ama nedense CDU ve CSU'ya bir sempati oluşmuş. Yani bu o istatistiğin, o araştırmanın verdiği sonuç. Ama bu bir oy olarak dönüştü mü onu henüz görmedik. Zannediyorum bir miktar dönüştü ama çok fazla değil. Yani dikkat çekici oranda değil. Beni şaşırtan bu az evvel tartışmanın başında da Ezgi Hanım'ın da bahsettiği gibi son 3 ayda bu seçimin yön değiştirmesini ilk kez ben Almanya'da gördüğümüzü düşünüyorum. Daha önce Alman toplumunun çoktan kararını verdiğini biliriz. Alman toplumu son dakika toplumu değildir. Alman toplumu araştırmayı, hazırlanmayı, önlem almayı seven bir toplum. Dolayısıyla çoktan karar verir zaten. Aylar öncesinden karar verir hangi partiye oy vereceğini. Yalnız bu seçimde durum biraz değişik oldu. Yani yapılan anketlerde hakikaten Ezgi Hanım'ın dediği gibi CDU, CSU'dan daha çok SPD'ye kaydığını gösteriyor oyların son seçim anketlerini. Bu çok şaşırtıcı. Şimdi neden göçmenlerin oyu artık önemli? Eskiden değildi. Dediğim gibi hem rakam düşüktü, göçmenlerin bu ülkede kalıcı olmadığı düşünülüyordu ama artık öyle değil. Bu ülkede kalıcı oldukları görülüyor. Sizler gibi, diğer katılımcılar gibi politik hayatın içinde aktif olarak çalışan insan grupları var. Hayatın birçok alanında meslek gruplarına katılıyorlar. Hayatın her alanında varlar. Ve Almanya bu gerçeği artık görmezden gelemez. Çünkü göçmenler
kilit oldular artık seçim sonuçlarında. Bildiğiniz anahtar görevi görüyorlar. Yani hangi parti göçmenleri kazanırsa o partinin iktidar olması daha kolay, daha elverişli görünüyor. Böyle bir rolleri var. Eskiden parti başkanları ya da adaylar camilere giderlerdi. İnsanları seçim öncesi seçime kendileri için sempati toplamak, oy toplamak ve tanıtım yapmak üzere camilere giderlerdi. Artık bu şekilde değişti. Artık göçmen medya unsurlarını kullanır oldu adaylar. Bu çok ciddi bir fark. Bu çok ciddi bir katılım göstergesi. Yani çok ciddi bir size ihtiyacımız var ilanı. Bundan daha büyük ilan olmaz. Yani eskiden sadece inanç merkezlerine gidip o insanlarla buluşuyorlardı. Belki son hafta. Ama artık öyle değil. Aylar öncesinden gidiyorlar. Aylar öncesinden seçim kampanyalarına göçmen gruplarını ve implikatörlerini, multiplikatörlerini de katıyorlar. Yani göçmenlerin kendi unsurlarını da katıyorlar ki daha fazla insan kendi partilerine sempati ve oy akımı yapsın. Şimdi hal böyle olunca ben bu seçimlerde az evvel söylediğim faktörlerin yanı sıra göçmenlerin bir kısmının da Almanya'da şöyle bir gerçek var. Alman toplumu çok ciddi bir anti-savaş toplumu. Yani Almanya'da çok ciddi bir insan grubu pasifist, yani savaş karşıtı. Dolayısıyla belirli şu son ağır, zamanlarda belirli ağır ödemiş bir toplum yapısından geldiklerinden. Tabii. Muhtemelen. Tabii eğitimli bir toplum olmalarının, informasyon gesellschaft yani bilgi toplumu olmalarını da getirdiği bir şey. Bunun da katkısı var bu eğilimde. Şimdi Almanya'nın Afganistan'da daha önce yaptığı bir takım yanlış işler, hatta hatırlarsınız bundan 3-4-5 sene önce insanlar sokaklara dökülürlerdi. Was suchen die deutsche Soldaten im Hindikuş diye yürüyüş yapardı Almanlar. Yani biz Hindikuş'ta ne arıyoruz? Alman askeri Hindikuş'ta ne arıyor? Şimdi geçtiğimiz hafta sizde... Bilhassa Afganistan'da 9 tane Alman askerinin öldürülmesinden sonra orada çok önemli bir siyasi otoriteye Sayın Merkel'a yönelik çok önemli bir tepki oluşmuştu. Sayın Merkel de toplumun bu noktadaki tepkisini almak açısından zamanın Genelkurmay Başkanı'nı görevden aldırtmıştı. Evet, bu konuda bilgi toplumunun siyaset kurumunu ne kadar çok etkilediğinin örnek bir somut unsuru. Ama bu noktada Sayın Bostan bir şeyi ilave etmeme müsaade edin. Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre Almanya'da 18.781.000 göçmen toplum var. Ve bu göçmen toplumun yaklaşık olarak %26'sı seçme hakkına sahip. Yani yaklaşık olarak 5 milyona yakın seçmen var ve göçmen toplum onun için siyaset kurumu tarafından sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi çok dikkate alınan bir seçmen kitlesini oluşturuyor. Yani bir belirgenlik oluşuyor siyaset kurumunda. Bunu biraz konuşalım ama müsaade edin araya gidelim. Tamam. Aradan sonra sizinle devam edelim ve diğer siyasi partilerin temsilcileriyle de bu konuda bilgilerini alalım ve son olarak da Merkel sonrası 26 Eylül'den sonra nasıl bir hükümet şekillenir ve olası hükümet nasıl oluşur ve öncelikleri neler olabilir onları konuşalım. Araya gidiyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Olay benzer şekilde bu arabanın başına geliyor. En önemlisi haklarını... Sen bir taraftan kovuyorsun, gelme ben seni istemiyorum diyorsun, istemiyorum diyen yanın daha fazla. Avrupa'dan ve Türkiye'den, Avrupalı Türk gençlerini ilgilendiren tüm gelişmeler, gençlerin yorumuyla Gençlik Arenası'nda. Almanya'nın çıkarına siyaset yapan bir politikacı, Almanya'da yaşayan vatandaşların da çıkarına siyaset yapmalıdır. YTB yurt dışında yaşayan Türk diasporasının özellikle gençlerini projelerle destekliyor. Biz buralıyız, burası bizim artık vatanımız. Yani ana vatanımız her ne kadar Türkiye olsa bile bizim artık burası vatanımız. Biz çok kötü bir nesil değiliz aslında. Genç görüşlerin, genç düşüncelerin, arenada sadece gelecek için bir araya geldiği program. İnsanlar buradaki medyanın bayağı bir etkisi altındalar. Hala kendimizi ispatlamamız gerektiğini hissettiriyor Almanlar bize. Almanya için alternatif parti, CDU ve FDP içinden çıkan politikacılar tarafından kurulmuş bir parti. Hı-hı.
dünyada, Avrupa'da, Türkiye'de ve Almanya'da gündemin içinde ne varsa, ne konuşuluyorsa bakış açısında. Almanya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmine baktığımız zaman Türkiye'nin ticaret hacminin en büyük bölümünün Almanya ile olduğunu görüyoruz. Konuşulanlar, görülenler ne kadar doğru? Tayyip Erdoğan'ın politikalarını destekliyorum demenin bir suç olduğu duruma geldik. Irkçı bir tartışma var. Bu tartışmaya ne yazık ki özellikle medya çok iyi destekliyor. Hiç yüzünü bilmediğimiz konular ve olaylar farklı bir bakış açısıyla ekrana geliyor. Türkiye'ye eleştiri noktalarından bir tanesi de basın özgürlüğünün olmaması. Ateş Çemberi, Avrupa'nın tüm sosyal ve siyasi nabzını yeni dönemde de tutmaya devam ediyor. Uzman konuklarıyla... Almanya'da kurumsal ırkçılık var. Almanya'da %30'a yakında bir ırkçı düşünceye çok yakın insanlar var. Sorunlarla... Geçmişte milli görüşe niye saldırdılarsa bugün de DİTİB'e saldırıyorlar. Demokrasiye uzanan eller kırılır. Milletine çevrilen silahların önünde asla selam durmayız. Çözümlerle... Biz Türk milletinin nerede yaşarsa yaşasın umudunu bağladığı bir ülkeyiz. Projelerle... 20 yıl sonra yurt dışına çıktığımız zaman Türkçe bizi anlayacak insan bulmakta, özellikle genç yaştaki insanlarla ilgili söylüyorum bunu, zorluk çekeceğiz. Tabii ki entegre olacaklar. Ama entegre olmak demek dilini, kültürünü, kimliğini kaybetmesi anlamına gelmiyor. Avrupalı Türklerle... Biz Avrupa Türkleriyiz. Yani bizim gizli ajandamız yok. Burayı biz yeni kendimiz vatan edindik. Avrupa baskısı haftanın ardından en güncel haberlerle ekranlara geliyor. Sadece polis tarafından değil, aslında her alanda şiddete maruz kalıyor Türkler. Almanya'daki en büyük ticareti Avrupa ülkelerinden Türkiye ile yapıyor. Avrupa'nın gündemi, gelişmeleri, siyasi hareketliliği... Yani ulusal medyaya baktığımızda ben gidişatı çok kötü görüyorum. Avrupalı Türkler üzerinde oynanan oyunlar ve yabancıların toplumdaki yeri. Irkçılık Avrupa'da ve özellikle Almanya'da bir artış gösteriyor. Halkın içinde bir ırkçı duruş var. İş dünyası ve girişimcilik, Avrupa'da şirketleşme ve şirket kurmanın yollarını... Bütün ilgilendiren dosyalar bir yılda çıkabiliyorken şimdi... 1,5-2 yıl bekleyen, 3 yıl bekleyen dosyalar var. Şirketlerin yeniden yapılandırılması... Özel krediler alındığı zaman 2 haftadan 30 güne kadar geri çevirme hakkına sahipsiniz. Şirket iflaslarının ticari ve hukuki boyutlarını tüm yönleriyle stüdyoda açıklığa kavuşturuyor. Almanlar da Avrupalılar da daha çok hesap kitap yaparlar. Fizibilite vesaire o konuda iyidirler. Türkiye'deki yerleşik şirketler nasıl Avrupa'ya açılır? Türk iş adamlarımızın kesinlikle Türkiye'de buraya yatırım yapmasını istiyoruz. İş dünyasının genel problemleri, Avrupa'da ticari oturum alma yolları ve devlet teşviklerinin detayları. Bayan Lakçı, gayrimenkul sahibi olmak istiyorsanız bu programı kaçırmayın. Avrupalı Türklerin emlak sahibi olarak Avrupa veya Türkiye'deki emlakları ile ilgili sorularına cevap bulmalarını sağlıyoruz. Sigorta, vergi, kredi, sosyal haklar, devlet teşvikleri, inşaat ve tamirat hukuku gibi tüm sorularınızın yanıtları bu program. Gurbet Ekspresi programının bu haftaki program konusu. Wir bieten an MPU. Burada benim hiçbir akrabam yok. Belçika'ya, Hollanda'ya da gidip geliyoruz yani. Dini kuruluşsa dini kuruluş işini yapsın. Geri kalan %80'lik Türk toplumu nerede burada? Sorular alalım, soruları verelim. Burada para toplandı babalarımızdan. Firibeyli'de dayımgil var, Naci dayım var, Fadi Bey'imgil var. Bizi izlemeye devam edin. Size geliyoruz. Ya hay ya hü. Yeter ki kapıya gel. Açılır teker teker. Bizden niyaz eylesense her yeri. Kul hakka 4 kapı 40 makamda erer. Yolda püro himmet dediklerinde oğul önce hizmet derler. Gel marifet öğren, gir gönüle nazar eyle. İzleyenleriyle. Son nokta, son peygamber, son din ve bunun tümünün adı Yüce İslam. Konuklarıyla. Hazreti Muhammed Mustafa diyor ki, ben nebiyken Adem çamur ile balçık arasındaydı diyor. Deyişleriyle. Çünkü onlar fitnenin ve fesadın kurbanları olmuşlar.
Ehl-i Beyt'in hepsi. Nefesleriyle dört kapıdan sırrı hakikate ermeye çalışıp, şeriat gemisiyle tarikat denizine açılıp, marifet damlacığıyla hakikat incisini bulanlara karışacak. Gaflet uykusunda yatar uyanlar. Avrupalı Kadınların Sesi, Kadınca. Her hafta Avrupa'da toplumu ilgilendiren önemli konular ile karşınızda olacağız. Haber, magazin, moda, sağlık, güzellik, eğitim, yemek, kültür ve sanat. Tarihe bakış, dünden bugüne, bugünden yarına bakıştır. Düne bakmak, bugünü görmek, yarına varmak yoludur tarih. Sevdanın şafağı da söktüğü zaman. Türkiye'nin her yerinde ayrı ayrı duygular yaşatacak bir duygu şöleni. Kumdan kuma savuruyor yer beni. Ağlama yar, ağlama anam. Nerede Türk adı varsa oraya doğru akın. Ya Allah, Bismillah, mutlaka zafer yakın. Avrupa'nın ortası Almanya'da, Anadolu rüzgarı tüm renk. Ara sonrası tekrar karşınızdayız. Stüdyo konuklarımız ve programımızda 26 Eylül'de Almanya'da federal parlamento seçimleri gerçekleşecek. Bu seçimleri konuşuyoruz. Siyasi parti milletvekilleri temsilcileriyle konuşuyoruz. Araya gitmeden önce Sayın Bostan'a söz vermiştim. Sayın Bostan, kaldığınız yerden lütfen devam ediniz. Buyurunuz. Erdal Bey, kaldığımız konu şuydu. Seçimlerde rol oynayabilecek sosyal unsurlar nelerdir? Evet. Sorunuza vermiş olduğum cevabın devamı şöyle. Şimdi özellikle son yıllarda, eskiden beri vardı ama son yıllarda sayıları daha da arttı. Almanya'da mevcut olan ve sayıca oldukça fazla olan pasifistlerin, yani savaş karşıtı insan grubunun fazlalığı ve bu insanların seçim döneminde çok aktif olarak çalışması ve partilerin tabii ki bu kesme, bu alternatif kesmi de memnun edecek politikalar üretme zorunluluğu. Şimdi Almanya bu Taliban ama 21. yüzyıl dünyasının uluslararası çerçevede en önemli bir sorunlarının birisi de savaşlar. Yani bugün evet. Asya'da baktığımızda, bugün Orta Doğu coğrafyasına baktığımızda, bugün Kuzey Afrika ülkelerindeki unsurlara baktığımızda sanki Orta Çağ döneminde bir Beres Savaşları yaşanıyor. Yani 21. Evet. yüzyıl dünyasının çağdaş uygarlık seviyesine ulaştığı belirtilen bu dünyanın, yani evrensel dünyanın sahip olduğu temel değerlerle entegrasyonunu ve kurumsallaşmasını sağlamış olan bu dünyada hala savaşın, hala şiddetin, hala bu tür inanç ve mezhep veya kimlikler üzerinden çekişmelerin ve savaşların olması tabii ki bilgin toplum nezdinde tartışılır. Tabii ki bilgin toplum nezdinde eleştirilere oluşu ve bunun bu sorunun ortadan kaldırılması için yalnızca siyaset kurumu değil, toplulukların, halkların da üzerinde sorumluluklar vardır. Bilgin toplum bunu yapmak ve bunun ortadan kaldırılmasına yönelik sorunları çözmek zorundadır. Aynen öyle. Dediğim gibi Almanya şu son Taliban meselesinde yaptığı uluslararası hatalar nedeniyle biraz çark etmek zorunda kaldı. En azından geçtiğimiz son 3-4 haftaya kadar böyle düşünüyorduk. Ben yanlıştan döneceklerini düşünüyordum saf bir insan olarak ama geçen hafta siz de kamuoyundan öğrenmişsinizdir, medya üzerinden ben de radyoda duydum. Dışişleri Bakanı yeniden Afganistan'da Almanya'nın bir elçilik kurmayı düşündüğünü bildirdi. Şimdi bu çok şaşırtıcı bir haber. Gelişmeleri takip ederek
ve yeni kurulan hükümetin siyasetini ve ilke ve ideolojilerini görerek karar verebileceklerini ifade etti. Ama evet. Almanya'nın Afganistan'dan nasıl kaçtığını hatırlıyoruz bundan 3-4 hafta evvel Erdal Bey. Yani tüm dünya Amerikalı ülkelerin askerlerin kaçtığı gibi, evet. Yani dolayısıyla hani bazı gerçekleri de görmezden gelemeyiz, öyle söyleyeyim. Almanya yine bir yanlışa giriyor. Çünkü Taliban'ı daha düne kadar tukaka ilan etmişti. Şimdi onlarla işbirliği içinde olmaya çalışır gibi bir hal içine girdiler. Büyük ihtimalle bu politikalarını daha da güçlendirecekler önümüzdeki günlerde. Bu seçimden çok güzel bir cevap alır. Bu tavırları, CDU-CSU'nun bu tavrı seçimlerde bu pasifist gruptan, bu Almanya'daki savaş karşıtı gruptan, ki çoğunluğu Almanların eğitimli kesiminden oluşur bu insanların ve yaşları genç olan kesiminden oluşur, öğrencilerden oluşur. Bu kesimden bunun çok ağır cevabını alacağını düşünüyorum ben Almanya'nın, Almanya'daki CDU-CSU partilerinin, öyle görüyorum. Ama az evvelki sorunuza dönecek olursam, göçmen unsuru ve bu seçimlerin Almanya'daki bu yansıması. Sayın Bostan, şunu söyleyebilir miyiz? Almanya'daki yeni nesil ve bu yeni nesil, yani genç nesil, seçmen nesli artık geçmişten günümüze Almanya'da o gelenekçi genç dönemine göre, genç yeni seçmen nesline göre Atlantikçi bir kimliğe veya bir siyasi bakışa sahip değildir diyebilir miyiz? Diyemeyiz ama yeni neslin İkinci Dünya Savaşı bilinci yok. Öyle bir hafızası yok. Hal böyle olunca siyasi dinamikleri ve siyasetin unsurlarını ve aktörlerini o hikayeye referans olarak göstermiyor. Yeni nesil, yani bu X kuşağı, bu şu anda 17-18 yaşındaki üniversite öğrencileri ve artık oy kullanacak bu insanlar. Evet. Bu insanlar için İkinci Dünya Savaşı hikayelerde anlatılan bir şey. Belki büyük büyük dedelerinin yaşadığı bir şey, katılımcı olarak ya da mağdur olarak, kurban olarak ailelerinden belki hikaye olarak duymuşlardır. Bir evet. kısmı hiç duymamıştır bile. Onlar için zannediyorum bu iklim değişikliği ile alakalı gerçekler çok büyük rol oynayacak. Yoksulluk çok büyük rol oynayacak. Medyayı kullanım araçları çok büyük rol oynayacak. Ve bence bu medyayı kullanım yöntemleri göçmenlerin oy kullanmasında ya da kullanmamasında da çok büyük rol oynayacak. Çünkü Almanya'da hala göçmenler arasında medya bir eğlence aracı olarak kullanılıyor hala. Bir informasyon aracı olarak kullanılmıyor. Asıl az evvel Nezahat Hanım'ın bahsettiği bilgi edinme, çok haber edinme amacı olarak kullanılmıyor. Hayır. Bir eğlence aracı olarak kullanılıyor. Araç medyanın olarak, bütün unsurları. İşte bir toplum, yani gazetede, televizyonda, internette, radyoda ve smartphone'larda aklınıza gelecek bütün medya araçları göçmen toplumu içinde sadece bir eğlence aracı olarak kullanılıyor. Bir informasyon kanalı olarak kullanılmıyor. Bu da oy oranlarına yansıyor ve oy kullanıp kullanmamalarına yansıyor. Çünkü evet. informasyonu alamıyorlar. Alman vatandaşı olsalar bile oy kullanmaya gitmiyorlar. Yani yine ucu bize dokunuyor. Bizim insanımızın... Toparlarsak göçmen grubu olarak tabii ki hem federal düzeyde hem eyalet düzeyinde hem de komünal düzeyde göçmen gruplarının çok yoğun bir şekilde Alman vatandaşı olmalarının desteklenmesi, Alman vatandaşı olmanın kolaylaştırılmasını tavsiye edebilirim. Çünkü bu çok büyük bir engel. Yani stüdyo konuklarımın üçü de parti programlarında olduklarını ifade ettiler. Parti programında olduğuna eminim ama umarım uygulamada da olur inşallah. Evet, uygulamaya geçirebilirler. Ama şöyle bir şey, insanlar Alman vatandaşı olmak isteyebilirler ama çoğu da istiyor bence. O şartların oluşturulması lazım. Yani nedir? İnsanların düzenli bir işinin olması, sürdürülebilir işinin olması. Bu çok önemli bir şart ve bu sadece çalışan insanın kendisine düşen görev değil. Aynı zamanda sosyal devletin yapması gereken bir şey. Yani sosyal yapının, istihdamın kendisine sunması gereken bir şey. Yani tamam göçmen grupları Alman vatandaşı olmuyorlar, olamıyorlar vesaire. Onların da kabahati var ama bu biraz da hani sosyal devletin yapması gereken, çaba göstermesi ve istihdamı yaratması gereken bir unsur.
Bunu da görmezden gelemeyeceğim. Almanya'da tartışılan bir konu başladı o. Yani çok güçlü bir iktisadi yapıya sahip olmasına rağmen sürdürülebilir bir istihdam politikalarının olmaması ve bu yoksulluk, işsizlikle beraber yoksulluğun esas temelini oluşturması tartışılan bir konu. Sayın Gül Yıldar, ne dersiniz ve 26 Eylül seçimleri sonrası nasıl bir hükümet tablosu çıkacak? Nasıl şekillenecek? Bu hükümetin mevcut şekillenebilecek bu hükümetin öncelikleri ne olacak? Ve bir de seçmen sandığa giderken sol partiye neden oy vermesi gerekir? Neden oy versin? Ben sandığa giderken 26 Eylül'de sandığa gideceğim, oy kullanacağım. Ben sol partiye niçin oy vermeliyim? Buyurunuz. Yani şu an aslında duruma baktığımızda son zamanda yapılan anketlere göre bile halkın içinden, hani İnza'nın yapılan mesela anketlerine göre halkın içinden işte ne bileyim kira üst sınırı talepleri aslında ortak bir noktada, yüksek bir noktada, işte komut tekerlerinin sınırlandırılması halkın taleplerinin içinden geliyor. %70 bu talepleri uygun gördü. Bu aslında hani Yeşillerin de SPD'nin de şu anki seçimlerde olan ya da daha doğrusu parti programında olan durumunu destekliyor. Aynı şekilde sol partinin içinde de olan bir şey. Aynı şekilde Almanya'da halkın büyük bir bölümü işte silahlandırmanın, Almanya'nın başka ülkelere silah yollamasını, silah ihracatı yapmasını istemiyorlar. Bu da işte önemli bir aslında bu SPD, Yeşiller, Sol, Rot Rot Grün dediğimiz koalisyonun temel noktalarından biri olabilirdi. O yüzden şöyle diyelim, şöyle toparlayayım daha doğrusu. Şu anki olduğumuz durum bir iktidar değişikliğinin istendiğini gösteriliyor aslında. Çünkü 26 Eylül'de şunun oyunu kullanacağız. Bu krizin faturasını kim ödeyecek? Krizin faturasını zenginler mi ödeyecek? Krizin faturasını bizler mi ödeyeceğiz? Sıradan insanlar mı ödeyecek? Hükümet partileri son 20 yıldır iklim için hiçbir şey yapmadılar. Görmekten geldiler. Tabii ki şurada biraz görmemezlikten geldiler. Tabii ki biraz yatırımlar oldu. Ama olduğumuz noktaya göre mesela az önce Paris Sözleşmesi'nden iklim sözleşmesinden bahsedildi. 1,5 noktaya ulaşmamız için 2035'e kadar en fazla iklim nötrümü olmamız lazım. Evet. Yoksa iş işten geçiyor. O yüzden özellikle genç insanlar kendilerini hükümet partilerinin içinde bulamıyorlar. Hükümet partilerinin içinde bulamıyorlar. Bunu bence açık bir şekilde söylememiz lazım. İkinci bir durumsa bizi mesela sol partiyi öbür partilerden ayıran şey, biz zenginlerin bu krize ya da daha doğrusu sosyal yapılanmaları, bu kısıtlanan sosyal devleti kurtarmak için, insanların yoksulluktan çıkmalarını sağlamak için zenginlerin ödemesini istiyoruz. Zenginlerden vergi almak istiyoruz. Varlık vergisi almak istiyoruz. Ve bilmiyorum okudunuz mu ama son zamanlarda işte Handelsblatt'ın mesela yaptığı araştırmalara göre en iyi vergi programı sol partide. Çünkü sol partinin şu an sunduğu vergi programı aylık 6500 euro brüt kazanan insanlardan tek kişi, yani vergi sınıfı 1 olan insanların bizim vergi programımızla daha az vergi ödeyeceğini gösteriyor. 6500 euro aylık brüt olarak fazla ödeyenler sadece daha fazla vergi ödeyecekler. Ve o yüzden hani görüyoruz, yani devletin, daha doğrusu hükümetin gerçekten hani battığı kadar yanlış Afganistan politikasından tutalım, dış politikasından tutalım, geldiğimiz noktaya kadar bu hükümet partilerinin bizi götürdüğü yeri görüyoruz. O yüzden insanlar bence bir değişim içinde. Biz silahlanmaya değil de daha doğrusu sosyal yapıya, eğitime, burada eğitimden mesela az önce işte Türkiye, daha doğrusu göçmenlerin işte oy kullanmadığından bahsettik. Ya da başka Alman kesimlerinde oy kullanmadığından bahsediyoruz. Niye kullanmıyorlar? Eğitimde o kadar eşitsizlik var ki Alman ülkesinde, dünyanın en zengin ülkelerinden birinde. Eğitimde ana sınıftan beri eşitsizlik başlıyor ta ki üniversiteye kadar. Yapılan anketlere göre mesela akademisyen ailelerden gelen gençler, üniversite öğrencileri, daha doğrusu gençler
%74 noktasında akademisyen oluyorlar. En azından bir batch'la yapıyorlar. Ama akademisyen aileleri olmayanlar sadece %21 üniversiteye gidiyor. Ve bunun içinde bir sürü göçmen çocuk da var. Yani bunun içini biz de koyalım. Bence işçi ve emekçilerin haklarını savunan, Almanya'da gerçekten değişiklik isteyen ve zenginlerden vergi alıp ve bağımsız tek parti olarak sol parti var. Biz varız yani. Biz ne tekellerden vergi alıyoruz ne de başka kişilerden. Bizim lobimiz işçi ve emekçiler. Biz işçi ve emekçilerin haklarını savunmak için orayı taşıyoruz. Bu muhalefette olabilir, hükümette olabilir. Ama her konuda bizim kırmızı çizgilerimiz vardır. Bu kırmızı çizgileri aşmak istemiyoruz. Eğer çünkü kırmızı çizgileri aşarsak SPD gibi bir duruma düşeriz. Çünkü kendi parti programımızdan vazgeçip uzlatma noktasına geliyoruz. Ve bence sol bir partinin uzlaşmaya girdiği anda sol partilikle alakası kalmıyor. Evet. Yani o yüzden son olarak 26 Eylül'de gerçekten krizin sonuçlarını, krizin faturası kime kesilecek diye ödenecek. Ve bence bunu biz 15 yıldır, 20 yıldır gerçekten kötü yönetiliyoruz ve buna bir değişiklik gelmesi lazım. O yüzden özellikle benim için hani ikinci oylar sol partiye diyeceğim. Bunu yapmadan önce de ama şöyle bir şey söylemek istiyorum. Almanya'daki tek barış partisi biziz. Almanya ordusunun farklı ülkelere bombalarla barış getiremeyiz, demokrasiyi de getiremeyiz ve bunu da gördük. O yüzden temel olarak buradaki işçi ve emekçilerin haklarını savunan barış partisi, iklim değişikliğini isteyen, şu an mesela karbondioksit salınımının %3'te 2'sini dünyadaki en büyük 100 tekel yapıyor. 100 tekel ya, %3'te 2'sini bu tekeller yapıyor. Ve niye biz CO2 vergisi dediğimiz, karbondioksit vergisi dediğimiz vergiyi halktan ödeyelim ki? Tekeller ödesin, zenginler ödesin. Biz yeterince ödedik. İşçiler çalışıp ona göre yaşayamıyorlar. Bu ülkede herkesin eşit haklara sahip olması ve iyi koşullarda yaşaması için mücadele ediyoruz. O yüzden sol partiye oy verilebiliriz. Peki. Sayın Zorlu. Evet, teşekkür ediyorum. Tabii ben de Yeşiller hakkında tabii hem programı anlatmaya çalıştım hem de sayın vatandaşlarımız bunu duyarlı takip ediyor. Hem basında hem arkadaşlarımızın, milletvekili adaylarımızın çalışmalar ikliminde. Tabii ki iklim değişikliği söylendi. İklim değişikliği ancak şu anki kurulacak olan hükümet bunu ele alır ise 2035'te istediğimiz yere ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Ve bunu da ancak Yeşillerin iktidarında olacağını düşünüyorum. Ki bunu sadece Almanya değil Avrupa çapında çözmemiz gerekiyor. Öte yandan sayın vekil arkadaşımız az önce arz etti, bu Mindestlohn, asgari ücretin hükümet tarafından öngörüldüğünü şeyi unutmamak gerekiyor. Misal ben sendikacıyım aynı zamanda. Sendikacıları unutmamak gerekiyor. Sendikanın bir hayli çok baskısı oldu sosyodemokratlar. Eskiden sosyodemokratlar hep sendikalarına işbirliği yaparlardı. Görüşmeler olurdu. Hükümette olalı sendikalarına fazla müdahale edilmemekte işçi temsilcileri, sendikalılar. Tabii ki bundan biraz rahatsız. O şekilden kendi çapında, misal bundan 7-8 sene önce otomobil sektöründe bayağı bir kırgınlık var idi. Abwrack Prämie denen eski arabayı götürüp yeni araba almak için teşvik fonu vardı hükümette. Bunu sendikanın ileri girişinden veya girişiminden sonra bunu hükümet ancak verebildi. Biz Yeşiller olarak hem sendikayı hem işçi temsilcilerini korumak, onları güçlendirmek istiyoruz. Vatandaşlarımız, çoğunlukla Türk arkadaşlarımız, tabii sendikada üye olduklarından bunu bilirlerdir. İş yerlerinin şu anki krizden dış ülkelere taşınıp bizim haklarımızı burada maalesef giderdiği için bu konuda Yeşiller olarak sendikalarla işçi temsilcilerinin değişik pozisyonlarda görev almayı öngörüyoruz. Tabii ki seçme seçilme hakkını maalesef az önce arz ettim. Pek fazla umutlu değilim. Çünkü neden umutlu değilim? Eğer hükümeti biz kursak bile kabul buyurursun parlamentoda. Fakat eyaler temsilciler meclisine gitmek zorunda. Yani Almanca Bundesrat dediğimiz. Orada şu an maalesef CDU'nun çoğunlukta olduğunu görüyoruz. Orada yine geri çevireceklerdir. Onun için tabii ki
Umut ediyorum olacaktır federal ama... Federal meclisten onay alsa bile federal konsey eğer onaylamazsa o çıkmayacak. O çıkmayacak ki onu 99 yılında gördük maalesef. Hessen eyaletinde Sayın Koch'un girişimde imza toplandığında ve orada neler çektiğimizi gördük. Pek fazla umut edeyim ama en azından bu vatandaşlığa girme yasasını kolaylaştırsak, Türkiye'den buraya gelen, evlilikten dolayı gelenler için biraz daha uygulama uygun olursa ve yaşlılarımız için biraz da birinci nesil için bir hayli çok sıkıntılar var Türkiye'de kalmak, emeklilik konusunda burada kalmakta. Onlar da programımızda yer alan şeyler. Onun için vatandaşlarımız, tanıdığım insanlar zaten çoğunla mektupla uyuklanmışlardır ama 26 Eylül'de sandığa gidenler zaten bunu bileceklerdir ki benim umudum ve isteğim sandığa gitmeleri. En iyi bu seçimde gördüğümüz sağ partinin yükselmeme işi, yani AFD'nin şu an durgun olduğunu görüyoruz. Onu çok sevindirici. Peki. Sayın Baradari, programın birinci bölümünden şu ana kadar partinizin sürdürülebilir ve öngörülebilir politikalarını ifade ettiniz. 26 Eylül'de seçime gideceğiz ve 26 Eylül sonrasında nasıl bir hükümet öngörüyorsunuz? Nasıl bir hükümet şekli oluşur? Bu hükümet şeklinde olası partinizin olası liderliğinde oluşacak bir koalisyonda öncelikler ne olabilir? Bu konudaki öngörünüz nedir? Ve aynı soruyu da size sormak istiyorum. Seçmen sandığa giderken Sosyal Demokrat Parti, 15 yıldır iktidarda olan, koalisyon ortağı olan Sosyal Demokrat Parti'ye neden oy vermeli? Şimdi Sayın Erkan Bey, aslında son cümlenize çok güzel şekilde söylediniz. İktidar olmak bir, koalisyon ortağı olmak bir. Ve ben bunu belirtmek istedim. Parlamentoda sayılara göre karar verir. Demokraside bu budur. Ve iktidarı çoğunlukla tabii oluşturan parti başı çeker bu konuda. O nedenle biz dediğim gibi yaptığımız yasaları elimizden geldiği kadarla büyük savaşlarla, perde arkasında yani büyük savaşlarla elde edebildik. Kolay bir şey değildi. Ve dediğim gibi son defa tekrar koalisyona girmek SPD için zararlı oldu. Biz %15'lere düştük hatta bir ara. Ve baktığınızda bütün bakanlıklarına, Aile Bakanlığı, İş Bakanlığı, yani burada büyük yasaların geçirilmesinde bizim imzamız var. Örneğin dijitalleşme konusu, dijitalleşme veya diyelim otobanların durumu, bunlar bizim sorumluluğumuzda olan ministeryum, yani bakanlıkta değildi. Onu söyleyeyim ama önemli olan öne doğru bakmaktır. Ve tabii ki bizim amacımız, koalisyonu yaparsak özellikle yeşillerle koalisyona girmek, üçlü koalisyona girmek değildir. Çünkü ne kadar fazla parti bir koalisyona girerse o kadar çok sonra programlar zorlaşıyor. Sol partiye kapıyı kapatır mısınız? Onu seçmen karar verecek, biz değil. Ben şimdi örneğin standlarda seçim kampanyası yapıyorsam ben koalisyon için yapmıyorum. Ben diyorum ki bizim parti programımız budur, bizim duruşumuz budur. SPD ve sizden SPD için iki oyunuzu rica ediyoruz diyorum. Sonra seçmenler neye karar verir? Onu artık oranlar belirtecektir. Ama şunu da söyleyeyim, çünkü önemli noktalara burada değinildi. Buyurun. İklim politikası örneğin hükümet partileri içinde bulunulamıyor denildi. Ama ben şöyle diyeyim. Örneğin Yeşilliler tarafından Baden-Württemberg eyaleti örneğin orada iktidarda ve çoğunlukta. Son dönemde sırf 7 tane Windkraft anlayan, yani Türkçesini bilmiyorum, yapıldı. Yani şimdi burada dürüstlük gerekiyor. Eğer diyorsak biz hava kirliliğine karşı bir şey yapmak istiyoruz diyorsak ve elimizde imkan varsa ve örneğin bu Baden-Württemberg'de, Schleswig-Holstein'de da öyle. Şimdi arkadaşlar tabii ki iğneli konuştular SPD'ye karşı. Ama ben de bunu belirtmek zorundayım. Sizler neredeydiniz? Dürüst olalım. Bir de bu konuya değindiniz. Çok doğru konuya değindiniz. Sendikalarla tekrar işbirliğini daha çok
çoğaltmamız için de gibi lazım, de gibi, i gibi, tal ve verdi gibi. Ama şunu da söyleyeyim sayın beyefendi, asgari ücrete karşı gelen işverenler ve sendikalar oldu başta. Bu da yani bir gerçektir. Bunu da konuşmamız lazım. Sosyal alanda biz Dilinke ile çok yani yakındayız ama dış politikada sorunumuz var. Çok yani basit konuşayım. Benim evim önünde diyelim bir insanı öldüresiye dövüyorlar. Ben tutup da bu beni ilgilendirmez deyip kapımı kapatamam. Eğer öyle olsaydı biz Balkan'da zaten gördük olanları, orada yani insanların katledilişini. Yakın o zaman tarihte. Evet yani Avrupa'nın göbeğinde o zaman biz demeliydik ki bizi ilgilendirmez. Biz pasifist siyaset yapıyoruz. Ne haliniz varsa görün. O kadar kolay değil siyaset ne yazık ki. O kadar kolay değil. Yoksa çok güzel olurdu yani. Biz karışmayalım. Savaşlara tabii ki biz karşıyız. Ve dediğiniz gibi Almanya hem 1. hem 2. Dünya Savaşı'nda büyük kayıplar yaşadı. Ve Afganistan'da da 60'a yakın Almanya asker can kaybı verdi. Ve şunu da yani dürüstçe söylemek gerekir. Almanya'nın askeri gücü o kadar yoktur. Almanya'nın askeri gücü yoktur. Amerika Birleşik Devletleri orada ne dediyse sonuçta da o oldu. Bunu da kabul etmek lazım. Yani Almanya isteseydi dahi, Fransa isteseydi dahi orada başka bir politika yapamazdı. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri dedi, biz çekileceğiz dedi. O karar verildi ve bizim orada o konuda ne siyasi ne de askeri gücümüz var ki karşı gelelim. Yani bu da işin gerçeği. Onun için gerçeklerin konuşulmasından yanayım ben. Tabii ki orada Afganistan bünyesinde konuşurken izleyicilerimizin bilgi olarak aktarıyorum. Yani orada Amerika Birleşik Devletleri veya Almanya veya Fransa veya Türkiye bir ülke olarak değil, NATO müttefiki çerçevesinde bir birlik olarak bulunuyordu. Tabii ki NATO'nun en önemli lokomotifi olan Amerika böyle bir karar aldıktan sonra diğer müttefik olan diğer ülkelerin de o kararın ışığında birliklerini çekmesi doğaldı. Çünkü sonuçta bir kaos yaşadı. Amerika gibi Almanya'da kendi askerlerini veya birliklerini bir şekilde oradan tavsiye etti. Evet, ama buyurun. Ben Erdal kapitalist. Bey. Ben bir şey söylemek istiyorum. Sayın Bostan döneceğim. Bir müsaade edin. Son sözü size vereceğim. Sayın Baradari lütfen sözünü bir tamamlasın. Müsaade ediniz. Teşekkür ederim. Sonuçta gördüğümüz politika tabii ki orada 30 seneden beri ilk önce Rusya'nın sonra Amerikalıların yaptığı politikadır. Ve tabii ki Afganistan halkı büyük ödün verdi bu konuda. Yani acınılacak bir durum. Ama bütün aslına bakarsan ağır bedel ödedi. Öncelikle ve yani Rusya'nın işgali. Tabii. On binlerce insanın topraklarını, ülkesini terk edip Pakistan'a gitmesi, diğer ülkelere gitmesi. Aynen. Şimdi aynı durumla tekrar karşı karşıya kalmış. O nedenle tabii ki ben Ezgi Hanım'a hak veriyorum şu anda. Öyle politikaları gütmemek lazım. Çünkü hatalıdır. Kapitalizmi gösteriyor. Bana sorursanız kapitalizmin gücünü gösteriyor. O tabii ki bu konuda hatalıdır. Emperyalist siyaseti. Emperyalist siyaset aynen dediğiniz gibi o şekilde. İki şey daha değineyim ondan sonra efendim. Tabii ki. Tabii ki bizim de parti olarak kırmızı çizgilerimiz vardır. Örneğin Linke başkanı, eş başkanı biri dedi birkaç gün evvel de biz NATO'yu çözmeyi istiyoruz diye. Böyle bir konuya bizim başbakan adayımız Olaf Scholz da değindi. Dedi eğer ben dedi bir partiyle koalisyona girersem dedi bizim de kırmızı çizgilerimiz vardır dedi. Ve bu bir kırmızı çizgidir. Yani böyle bir konuşmanın ne kadar akıllı olup olmadığı başka bir konu. Ama şunu söyleyeyim. Tabii ki bu seçmenler bunu belirtecek. Üç başbakan adayı arasında insanlarımız baksın hem tecrübesi konusunda, sakinliği konusunda, duruşu konusunda yani benim gördüğüm tek başbakan adayı Olaf Scholz. Onu da belirtmek istiyorum. O tabii aynen dediğiniz gibi seçmenlerin belirteceği bir şeydir. Peki. Sayın Bostan buyurunuz. Erdal Bey. Sayın Bostan pardon bir müsaade ediniz lütfen. Stüdyoda Sayın Gülhan'ın bir itirazı var. Bir düşüncesini alalım. Programı sizinle kapatalım. Sayın Gülhan buyurunuz. Ben de bir soru soracaktım zaten. Tamam öyle yapalım. Tamam. Ben bir düşüncesini alayım Sayın Gülhan. O sıra size tamam. Buyurunuz. Evet. Yani bence şu an olduğumuz durumda
özellikle Afganistan politikasında ülkeyi hangi hale getirdiğimizi görüyoruz. Ve bence NATO'ya Amerika bunu istedi de biz yapalım demek, bize de yapmaktan başka bir şey kalmıyor demek çok yanlış bir şeydir. Çünkü bu birincisi uluslararası hukuka aykırı. İkincisi zaten Afganistan'da Taliban gelmeden önce biz sol parti olarak Yeşillerle beraber Mayıs'ın sonunda Haziran'ın başında oradan çıkalım diye önerge bulunmuştuk. Ve bunu SPD ve CDU kabul etmedi. Ta ki iki ay sonra işte hiç beklenmedik bir durumda olayı yanlış işte algıladık derken bu duruma geldik. Ve bence 20 yıl Afganistan, zaten 20 yıllık Afganistan sürecinde federal parlamentoda bu yetki sürekli Taliban gelmesin, geri almasın diye uzatıldı. Evet. Ve aynı süreçte biz Pakistan'a silah satıyoruz. Ve bu silah satışımız da Taliban'a geçiyor. Yani Alman silahlarıyla biz bir kere daha, dünya tarihinde bir kere daha Taliban'ı destekleyip sonra şaşırıyoruz. Ve bu hangi duruma geldiğimizi gösteriyor. İkincisi de NATO'ya baktığımızda NATO eski bir yapılanmadır. Soğuk savaştan kalan bir yapılanma. Biz NATO'dan çıkıp NATO'nun militaristik yapılarından çıkıp toplum bir kolektif Rusya'yı alarak da beraber bir savunma kolektifine geçelim diyoruz. Yani o yüzden bizim oradaki politikamız aslında doğru olan bir politika ve bence Scholz'un yaptığı açıklamalar kendisine işte FDP'yi neoliberal partileri daha yakın görüp de sol parti ve yeşilleri arka plana atması bence SPD'nin sosyal demokratların zaten sosyal demokrat olmalarından çıkmasını sağlayan bir stratejidir. O yüzden bence tekrardan yanlış bir şey. Sayın Scholz'un o konudaki açıklaması tartışılır dedi zaten. Evet, evet. Kendisine önemli bir öz eleştiri yapması önemli. Ya. Sayın Bostan birkaç dakikamız kaldı. Lütfen toparlayınız. Tamam. Şimdi ben bir soru sormak istiyorum. Katılımcıların cevap vermesini isterim eğer bilgileri varsa. Her ne kadar biz gazetecilik yapıyor olsak da kendileri zamanımız kalırsa vereceğim için söz ama zor görünüyor. Buyurunuz. Biz her ne kadar gazetecilik yapıyor olsak da kendileri parti üyesi oldukları için bizden daha fazla kulis bilgisine sahiptirler. Buyurunuz. Her ne kadar Dışişleri Bakanı Maas geçtiğimiz haftalarda Afganistan'ın tam anlamıyla bir fiyasko olduğunu itiraf etse de bu bir bizim istihbaratımızın bir zaafıydı ve bunun kurbanı olduk demiş olsa bile şunu bilmek isterim. Çünkü bu medyada çok konuşuluyor son günlerde. Gerçekten NATO üyeleri, NATO üyesi ülkeler ve Almanya Amerika'nın Afganistan'dan çıkmasını gazetelerden mi öğrendi? Yani medyadan, bizim gibi sıradan insanlar gibi medyadan mı öğrendi? Evet. Yani ben gazeteci olarak bu bilgiye kendilerinin vakıf olduğunu düşünüyorum. Cevap vermek isterler mi? Tabii şimdi bu istihbaratı bir bilgi. Evet. Sayın vekillerin ve milletvekili stüdyodaki konukların bu konuda bilmiyorum ama benim kanaatim o. Bu bilgiye veya bu konuda bir doneye sahip oldukları kanaatinde değilim. Eğer yanlışsam konuklarım beni düzelsin. Yani bugün düşünün ki bir ülkenin siyasi otoritesinin icra noktasındaki bir bakanı kalkıp böyle bir şey söylüyorsa bunun parlamentodaki milletvekilleri tarafından da çok bilinebilir bir noktası olacağını tahmin etmiyorum. Evet, programımızın sonuna geldik. Programımızda bugün stüdyo konuklarımız Sayın Nezahat Baradari, Sosyal Demokrat Parti OLP Milletvekili ve aynı zamanda 26 Eylül'de aynı bölgeden aday. Sayın Erkan Zorlu, Troisdorf Belediye Başkan Yardımcısı Yeşiller Partisi'nden. Sayın Ezgi Gül, Güyıldar, Sol Parti Esen Milletvekili adayı. Sayın Ufuk Evla Bostan, Sosyal Danışman Gazeteci. Konuklarımla 26 Eylül'de yapılacak olan federal parlamento seçimleri, genel seçimlerini ve bu seçimin sonrasını değerlendirdik. Düşüncelerini aldık, kanaatlerini öğrendik. Bir başka konular ve konuklarla tekrar karşınızda olmak üzere iyi akşamlar diliyorum.